Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir dizi etkinliği kapsamında bir seminerler dizisi düzenledik. Ve bu dizinin Aralık ayındaki toplantısı şu anda gerçekleşecek. İki tane çok değerli konuşmacı hocamız eksik olmasınlar, bizi kırmadılar, geldiler. Aslında iki sunum da birbiriyle gayet örtüşüyor. Sinan mimarlığına dair doğal taşlar, taş kullanımı, malzeme ve yapım teknikleri üzerine sunumlar olacak. İlk konuşmacımız Doktor Serkan Angı hocamız, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2007 yılında yüksek mühendis, 2016 yılında ise doktor unvanını alıyor. 2004 yılından bu yana İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim elemanı olarak kendileri görev yapmaktadır. Serkan Angı hocamızın doğal taşların jeolojik ve malzeme özellikleriyle tarihi ve modern mimari yapılarda kullanımları üzerine çok sayıda bilimsel yayın ve makalesi bulunmakta. Şimdi kendileri bize Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı doğal taşların türleri, kökenleri ve lojistiği başlıklı sunumunu yapacak. Buyurunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, öncelikle bu seminerler dizisine davet edildiğimden dolayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezi nezdinde Şükrü Hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de ayaklarınıza sağlık diliyorum. Bu bağlamda bugünkü seminerler dizisinde benim size takdim edeceğim konu tabii ki çok önemli bir insan, büyük bir mimar olan Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı doğal taşların türleri, kökenleri ve lojistiğiyle alakalı olacak. Bu bağlamda tabii otobiyografisine baktığımızda Mimar Sinan'ın 400'ün üzerindeki yapısının yaklaşık 300'ün üzerindeki sayı itibariyle İstanbul'da olduğu bilinmekte. Tabii ki sunumum İstanbul ağırlıklı yapılarında olacak ama İstanbul dışında da önemli yapıları, örneğin Edirne'deki başyapıtı Selimiye Camii'nin taşlarından da tabii ki sunum içerisinde bahsetmeye çalışacağım. Şükrü Hocam, sunumumuz. Tamam, gördüm. Evet, özellikle Mimar Sinan'ın taş kullanımıyla alakalı olarak yapmış olduğu eserlerdeki kullanılan taş türlerini Anadolu kökenli ve Anadolu dışı kökenli olarak iki farklı grupta incelemeye çalışacağız bu konuşma kapsamında. Tabii ki Akdeniz Havzası, Anadolu coğrafyasının bulunduğu mevki itibariyle Antik Roma İmparatorluğu döneminden itibaren önemli bir taş lojistiğine sahip olan bir bölge. Akdeniz Havzası'ndaki bütün uygarlıklar, Anadolu başta olmak üzere Roma İmparatorluğu dönemi öncesinden bu yana doğal taşı mimari eserlerinde esas ana yapı malzemesi olarak kullanmışlar. Bununla birlikte tabii ki ahşap da önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdi tabii ki mimarlık tarihinin en önemli mimarları arasında yer alan Mimar Sinan'ı konuşacağız. Onun eserlerinde kullandığı doğal taşlarla ilgili olarak özellikle mimarlık mesleki kimliğinin yanı sıra üstün malzeme bilgisine de sahip bir mimar Mimar Sinan. Özellikle dülgerlik mesleğiyle başlayıp yani ahşap işleriyle ilk olaraktan 22 yaşında devşirilince Osmanlı İmparatorluğu döneminde dülgerlik işleriyle başlayıp İran seferinde özellikle Van Gölü'nü geçerken yapmış olduğu ahşaptan kadırgalar ve daha sonradan Purut Nehri'ni geçmek için inşa ettiği ahşaptan köprüyle ilk aslında malzeme niteliği açısından ahşapla haşır neşir oluyor. Taşla ilgili olan kısmı da aslında mimarbaşı
olmadan önceki dönemde, sunumda da bahsedeceğim, İstanbul'daki bir eseriyle, İstanbul'un miras taşı olan Küfeki taşıyla başlıyor diyebiliriz. Bu bağlamda da bu, yani mimarlık vasfının dışında üstün malzeme bilgisine sahip olmasıyla da başarılı bir de mühendis olduğunu bilmekteyiz. Bu iki vasfını doğru şekilde kullanması ve uygulamaya aktarmasının yanında ana yapı malzemesi olarak eserlerinde doğal taşı da kullanması, inşa ettiği yapıların günümüze kadar ulaşmasında en önemli göstergesi olduğu görülmekte. Yaşadığı dönemde yaklaşık 50 yıl boyunca mimarbaşı olarak hizmet veren Sinan, bu sürede çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere, 316 tanesi otobiyografisinde belirtiliyor. Tabii bazıları tartışmalı olabilir, o konuya girmiyorum. 16 farklı tür ve işlevde toplam 477 tane yapı inşa eden Sinan'ın bu yapılarının günümüzde halen 100'den fazlası kullanılmakta. Tabii bir de Sinan'ın doğduğu yer önemli. Bu kullandığı malzemeler açısından, esinlendiği yer açısından doğal taşlar hakkındaki bilgi birikiminin başlangıç noktasını muhtemelen tarih boyunca doğal taş üretiminin yapıldığı ve geleneksel taş işçiliğiyle bilinen doğduğu yer Kayseri Ağırnaz'dan geldiğini söylememiz mümkün. Özellikle bölgede bulunan Erciyes Volkanik Dağı'nın ürünleri olan tüf, İgnembirit ve bazalt türündeki doğal taşların üretilip işlendiği bu bölge, Ağırnaz'la birlikte Talas ve Zincidere'yi de sayabiliriz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istilatkarı, Anıtkabir'in inşasında da çalışan, slaytta da görülen taş ustalarıyla da bilinmekte. Bazıları günümüzde hala sağ durumda bu taş ustalarının Anıtkabir inşaatında çalışan. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın doğduğu yer itibariyle bu taşla olan bilgi birikiminin kökeninin oradan geldiğini söylemek yanlış olmaz. Sinan inşa ettiği hemen hemen bütün yapılarında ana yapı malzemesi olarak doğal taşı kullanmış. Sahip olduğu bilgi ve görgü birikimiyle birlikte de üstün malzeme bilgisiyle doğal taştan oluşan malzemeleri türlerine ve niteliklerine bağlı olarak yapılarında doğru yerde ve doğru işlevde kullanması en önemli özelliklerinden bir tanesi. Sinan'ın bir diğer özelliği de inşa ettiği yapılarında kullandığı doğal taş malzemelerin temini ve inşa ettiği yapı yerlerinin nakliyesi için sahip olduğu lojistik bilgisi ve bunu örgütleme niteliğidir. Sinan'ın yapılarında kullandığı doğal taş malzemelerin seçimindeki mühendislik bilgisi, bu doğal taşların kullanımındaki estetik ve tezniyat anlayışı, yapılarındaki diğer özellik ve detaylarla uyumluluk içerisindedir. Bu durum, Sinan'ın doğal taş seçimindeki karar eylemini başlıca yapının işlev, tasarım ve yapım tekniğine bağlı olarak kullanacağı doğal taşların malzeme özellikleri, çevre koşullarına karşı dayanımı ve durabilitesi, sağlanabilme, nakliye, işçilik kolaylığı ile dönemin ekonomik imkanları gibi ölçütleri dikkate alarak gerçekleştirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan ihtişamlı yapıların inşa edilmesinin devletin ekonomik refahı, gelişmişliği, kültür ve sanata bakış açısıyla da doğrudan ilişkili olduğu kaçınılmaz bir durumdur. Tüm bu unsurlar ise yapının kalitesini ve büyüklüğünü etkilemekte. Bu bağlamda da Sinan'ın yapılarında bu kurgu ve yansıma açıkça görülmektedir. Az önce de ifade ettiğim gibi Akdeniz Havzası'nda Roma İmparatorluğu döneminde zirveye ulaşmış olan doğal taş lojistiği ve bu mimari eserlerde, bu coğrafyalarda kullanılan yapılarda 1800'lü yılların sonunda İtalya'da hazırlanan bir haritada, jeoloji haritasında Akdeniz Havzası'nda, tabi yazılar biraz küçük ama okunaklı değil, yaklaşık 100'e yakın doğal taş türünün literatürde bu Akdeniz Havzası coğrafyasındaki bütün mimari yapılarda kullanıldığını bilmekteyiz. Burada 98 tane doğal taş türü var. Farklı jeolojik yapılara göre coğrafyalarda. Bunun yaklaşık 10'dan fazlası da Anadolu'da. Yani ülkemiz, günümüzdeki ülkemiz coğrafyasından çıkan antik doğal taşları oluşturmakta. Haritayı biraz daha zoomladığımızda bu taşların özellikle Anadolu'da çıkanlarının oldukça yoğun olduğu, diğer coğrafyanın da Yunanistan ve Mısır ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bunların özellikle slaytın sol tarafında olanları
Anadolu topraklarından çıkan ve Mimar Sinan'ın da yapılarında yaygınca kullandığı taş türlerini oluşturmakta. Sağ tarafındaki taş türlerine de baktığımızda özellikle Yunanistan ve Mısır coğrafyasındaki antik taş ocaklarından çıkarılmış olan taş türlerini oluşturuyor. Haritayı biraz daha zoomladığımızda özellikle Batı Anadolu, yani Küçük Asya, Asya Minor olarak tanımlanan bölgede kuzeyde Marmara Denizi'nden başlayaraktan İstanbul itibariyle güneyde Muğla'ya kadar yayılım gösteren önemli merkezler var. Bunlardan iki tanesi çok önemli merkez Roma İmparatorluğu döneminde de. Biri Marmara Adası, Prokonesus ve bir diğeri de Afyon Dökümeni'nin olarak bilinen bölgeler. Önemli taş ticaretinin yapıldığı alanlar. Mimar Sinan bu iki taşı da yapılarında oldukça yaygın bir şekilde kullanmış. Antik Roma İmparatorluğu döneminde tabii doğal taş ticareti çok önemli. Bu bağlamda da bazıları Anadolu coğrafyasından çıkarılan, bazıları da ağırlıklı olarak Mısır ve Yunanistan coğrafyasından çıkarılan taşların Roma İmparatorluğu döneminde yaklaşık bir fit küp hacimdeki bloklarının değerleri. Burada Anadolu'nun en pahalı taşlarından bir tanesi Afyon mermeri olarak gözüküyor. 200 denar ücretinde ve bu ticari yazışmaların bir bölümü de Almanya Pergamo Müzesi'nde sergilenmekte. Bu bağlamda da özellikle Mimar Sinan'ın kullandığı taşlarında Antik Roma İmparatorluğu dönemindeki fiyatlarının göstergesi. Şimdi tabii Sinan'ın sunumun başında da ifade ettiğim gibi eserlerinde kullandığı doğal taşları kökensel itibariyle iki alt gruba ayırdık. Biri Anadolu kökenli olan doğal taşlar, bir diğeri de Anadolu dışı. Anadolu kökenli doğal taşlara baktığımızda tabii ki ifade ettiğimiz gibi 300'ün üzerinde İstanbul'da bulunan yapısında en fazla kullandığı yapı taşı yöresel mimarinin ve İstanbul'un miras taşı. Aslında İstanbul'u imar eden taş olaraktan da nitelendirebiliriz tarihi yapılarına baktığımızda. Bakırköy Küfeki taşını hemen hemen her yapısında Mimar Sinan kullanmış. Çok önemli bir taş. Bakırköy, günümüzdeki Bakırköy ilçesi sınırları ve çevresinde jeolojik yapı itibariyle açılan taş ocaklarından çıkarıldığı için ismi bu şekilde şu an telaffuz ediliyor. Aslında bir fosilli kireç taşı. Görüldüğü gibi o içerisinde bulunan deniz canlıları, yaklaşık 8-10 milyon yıl önce yaşamış olan deniz canlılarının fosil kavkalarından aslında günümüzdeki modern betonermedeki donatı görevini gören demirin görevini üstlenmiş durumda. İşte slayta da baktığımızda tarihi yarımada bölgesinde özellikle Sinan'ın eserlerinin yoğunlaştığını kabul edersek o bölgeye de yakınlığı itibariyle, lojistiği itibariyle taşınması oldukça kolay ve rezerv itibariyle de sembolle gösterilen alanlarda bu Bakırköy Küfeki taşının ocaklarının dağılımı gözükmekte. Tabi günümüzdeki aşırı ulaşım ağı ve yapılaşmanın nedeniyle bu ocaklar günümüzde ne yazık ki bu yapılaşma ağlarının altında kalmakta. Fotoğrafta 1950'li yıllarda günümüzde E5'in hemen kenarında Haznedar olarak bilinen mevkide bulunan Bakırköy Adalet Sarayı'nın olduğu yerde 1950'lerde çekilmiş bir fotoğraf. Bakırköy Küfeki taşının çıkarıldığı son ocaklardan bir tanesi. Orada da yaklaşık 280 santim yani 3 metre kalınlığında inşaata elverişli olan bu küfeki taşının üretildiği. İnsanlar çok net görünmüyor ama orada üretilen blokların çıkarıldığı, hatta 1970'li yılların sonuna kadar bu ocakların faaliyetini devam ettiği bilinmekte. Sinan'ın bir diğer kullandığı taş, özellikle sunumda ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim, Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Köprüsü olarak bilinen önemli su yapısından bir tanesi. Yarımburgaz Mağarası, günümüzde de hemen Tem Otoyolu'nun kenarında kalan kısımda, bir dönemde çimento fabrikalarının işlettiği bir eski ocağın görüntüsü. Hemen sağ taraftaki uzantısı da zaten Yarımburgaz mağaralarına giden birim. Eosen kireç taşları.
Bu taşlar da oldukça küfek taşı kadar dayanıklı olan taşlar. Özellikle Mimar Sinan'ın su yollarında, Kırkçeşme su yollarındaki kemerlerde de küfeki taşıyla beraber yoğun bir şekilde kullandığı taş türünü oluşturmakta. Tabii daha şu an tezniyat taşlarından bahsetmiyorum. Daha çok yapı taşı ağırlıklı olarak kullandığı taşlardan bahsediyorum. Bir diğeri ise kayıtlarda Mermeri Üsküdar ya da Sengi Siyah olarak geçen kara taş olarak bilinen bir kireç taşı. Özellikle eski kayıtlarda yine hem Avrupa yakası hem Anadolu yakasında esas ocaklarının günümüzde Beykoz Kanlıca civarında. Bu günümüzde birkaç sene önce benim çektiğim bir fotoğraf. Eski bir ocağın, terk edilmiş bir ocağın görüntüsü. Özellikle temel taşı ve duvar taşı olarak Mimar Sinan'ın yapılarında yığma molos taş şeklinde. Bir de pencere içi mozaiklerde tezniyatta kullandığı siyah renkli bir kalker kireç taşı Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ise özellikle İstinye bölgesinde günümüzde Amerikan konsolosluğunun hemen arkasında bir site yerleşiminin olduğu yerde de bir ocak, terk edilmiş bir ocak. Gene bu İstanbul Devoniyen siyah kireç taşı olarak bilinen ve daha çok yapı taşı formunda kullanılan taşın üretildiği ocaklardan bir tanesi. Evet. Bakırköy küfeki taşı özellikle yakınlığı itibariyle bir de rezerv itibariyle oldukça sağlanabilirliği yüksek olduğundan dolayı ilk en çok yoğun kullandığı Mimar Sinan'ın taşı olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak ise yine Antik Roma İmparatorluğu döneminde oldukça yoğun işletilen ve adını da mermere veren Marmara Adası olarak biliniyor. Kuzeyindeki saraylar, kuzeydoğusundaki saraylar bölgesi, uydu fotoğrafında da o beyazlık tamamen günümüzde hala üretimi devam eden Marmara mermeri olarak bilinen taşın üretildiği ocakları göstermekte. Tabii Antik Roma İmparatorluğu döneminde işletilen ve blok alınan seviyeleri de gözüken ve günümüzdeki modern elmas telle kesim teknolojisiyle üretilen bir ocaktan da görünüm. Burada özellikle bu gri bantlarıyla özdeşleşmiş bir doğal taş türü. Ama kesim yönü itibariyle farklı dokulara da sahip. Slide'da görüldüğü gibi düz beyaz renkli, diagonal kesimli ya da özellikle Bizans İmparatorluğu'nun tezniyat için kullandığı Skotlosis taş süsleme simetrik pano yönteminde Ayasofya ve Kariye'de karşımıza çıkıyor. Bu damarlı türdeki olan türleri de işletilmekte. Yine antik kayıtlarda Sultanahmet Meydanı'ndaki Mısır obeliskinin kaidesi olarak üretilmeye başlandığı söylenen ama şu diagonal çatlağından dolayı terk edilmiş olan bir 4 metre çapında bir sütunun da olduğu bilinmekte. Bir diğer önemli taş noktası Anadolu'da ve Mimar Sinan'ın yoğun olarak kullandığı Afyon mermeri. İsçeysar ilçesinde antik Dokümenyon olarak bilinen bölgede günümüzde hala üretimi devam eden birçok türü var. Ama özellikle sağ üstte görülen menekşe rengindeki breş dokusundaki türü oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış. Yine oradaki antik ocakta bir jeolojik kesit olarak baktığımızda bir kıvrım yapısının içerisinde kaplan postundan başlayıp Afyon gri, Afyon şeker, Afyon beyaz ve en üst seviyesinde de Afyon Papmanezzetto denen menekşe mermerinin üretildiği bilinmekte. Biraz da devam ettiğimizde Anadolu'da özellikle bu sefer sert taş olarak kullanılan kategorideki granit ocakları karşımıza çıkıyor. Bunlardan en önemlisi de Roma İmparatorluğu döneminde özellikle 2. yüzyılda yine üretimin zirve yaptığı noktalarda olan Çanakkale Ezine ilçesinin Çığırı Dağı'nın eteklerinde olan Kestanbol graniti. Burada günümüzde yedi taşlar olarak bilinen Yaya Çavuş Köyü'ndeki bu sütunları görüyorsunuz, terk edilmiş olan. Sütunların üretildiği ocak aynasından bir görüntü. Yaklaşık 11 metre uzunluğunda ve 1.70
metre çapında olan bu sütunların neden terk edildiği tabii bilinmemekte ama özellikle Süleymaniye Camii inşaat defteri kayıtlarında Eyne Kadılığına yazılan bir hükümde buradaki ocaklardan sütunların getirildiğine dair kayıtlar mevcut. Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın kitabında Eyne Kadısı'na yazılan hükümde buradaki granit sütunların Süleymaniye Camii'nde özellikle kullanıldığı kayıtlarda yer almakta. Bu taşların tabii lojistiği de özellikle hemen o bölgedeki Alexandra Truas, Dalyan Antik Limanı'ndan deniz yoluyla gemilere bindirilerek yapılıyor. Ve günümüzde de bu Alexandra Truas, Dalyan Antik Limanı'nda bu taşların lojistiğiyle alakalı gemiye yüklenirken bazılarının plaj kumlarının üzerinde ya da denizin içerisinde düşürüldüğü görülmekte. Bazıları da böyle tarlada bulunuyor. Önemli bir Roma yolu var. Yine granit paket taşlardan örülmüş olan bir Roma yolunda yaklaşık bir tanesinin ağırlığı 60 ton olarak düşünürsek özellikle ağaç kütüklerle ve iplerle beraber insan gücüyle bu limana taşınaraktan Akdeniz Havzası'nda İtalya'ya kadar birçok bölgeye sevkiyatı yapılmış bir taş türü. Mimar Sinan'ın özellikle kemer yapılarında daha çok tercih ettiği almaşıklı olarak Marmara Adası mermeriyle kullandığı bir taş türü de İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kocaeli ilçesine bağlı, Kocaeli iline bağlı Hereke kasabası. Burada çıkarılan ve Puding ismini verilen bir taş türü var. Bağlayıcı çimentosu yüksek demir içeriğiyle sol üstte görüldüğü gibi böyle kırmızı tonlarında olan ve içerisinde farklı dolomitik ve kireç taşı türündeki çakılları içeren bir taş türü. 1950'li yıllarda çekilmiş bir fotoğraf. Altta da 1980'li yıllarda çekilmiş bir fotoğraf. Günümüzde şu an buradan İzmit-Ankara otoyolu, TEM otoyolu geçmekte. Son ocakları da burada görülüyor. Günümüzde tabii ki bu da Küfeki taşı gibi yerleşim alanlarının altında, ulaşım ağlarının altında kalmış durumda. Biz 2015'li yıllarda yaptığımız bir araştırmada bu jeolojik oluşumun da yukarı Hereke Mahallesi'ne kadar devam ettiğini gördük. Burada da bir antik ocak bulduk. 1980'li yıllara kadar işleyen bir İtalyan ortakla ve buradan hemen limanda bu terk edilmiş blokların İtalya'ya sevk edildiği ve bazılarının da burada terk edilmiş vaziyette kaldığını tespit ettik. Bir diğer taş türü yine aynı jeolojik oluşum içerisinde birbirine de çok yakın. Kocaeli'nin Kutluca ilçesinde, Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyünden çıkarılan ve antik Roma İmparatorluğu döneminde çok yaygın kullanılan bir taş türü. Marmor Triponticum olarak bilinen ya da Occhi di Pavone, İtalyan taş ustalarının verdiği isimle bir bitkinin yapraklarına benzediğinden dolayı sağ üstte görülen içerisindeki bu fosil kalkalarının özellikle Mimar Sinan bu taşı da en önemli baş mimarlık yaptığı Kanuni Sultan Süleyman döneminde onun türbesinin içerisindeki sütunlarda kullanmış. İki sütunda bu taşı kullanmış. Yine 2015 yılında yaptığımız araştırmalarda bölgede farklı renk tonlarında antik Roma İmparatorluğu döneminde işletilen antik ocakları tespit ettik. Bunlardan birkaçını görüyorsunuz. En büyüklerinden bir tanesi de burada. Ama günümüzde bildiğim kadarıyla Körfez Kuzey Marmara Otoyolu'nun viyadük ayağı buradan geçiyor. Burası 2000 yılın üzerinde ve ciddi taş alınmış olan bir antik Roma ocağı. Ama ne yazık ki tescillenmedi ve korunmamış. Yine Sinan'ın yapı taşı olarak oldukça fazla kullandığı ve kayıtlarda ot taşı ya da ateş taşı olarak bilinen Kocaeli Karamürsel bölgesinden çıkarılan bir volkanik tüf yeşil tonlarında. Günümüzde gene üretilen modern ocakları da mevcut ama Dereköy ve Tepeköy olarak sol üstte görülen ot taşının çıkarıldığı Karamürsel bölgesindeki ocaklardan bir tanesi. İsminden de anlaşılacağı üzere ateşe dayanıklı olduğundan
Mimar Sinan bunu özellikle mutfak imarethanelerde ve Topkapı Sarayı'nda inşa ettiği mutfaklarda ateşe dayanıklı olduğu için ocak taşı olarak kullanmış ve temel taşı olarak. Yine Anadolu'da Bilecik bölgesinden çıkarılan bir bireş türü var. Veziran ya da Marmor Sagarium, Sakarya Nehri'nin hemen kenarındaki ocakları bulunduğundan dolayı günümüzdeki Veziran ilçesinden çıkarılan bir tektonik bireş. Yine antik ocaklarından görünümler görüyorsunuz. Günümüzde yine bunların birçoğu yapılaşma ve ulaşım ağının altında kalmış durumda. Güneye indiğimizde Muğla bölgesinde Karya uygarlığının olduğu coğrafyada Yasos mermeri olarak bilinen, günümüzde de Yasos antik kentinin konumlandığı bölgede Kıyı Kışlacık köyünde böyle bordo renkli iki farklı türde bir beyaz damarları olan kıvrımlı bir de bileşik dokuda olan türde iki taş türü mevcut. Onun antik Roma İmparatorluğu döneminden kalma ocakları ve üretim izlerini görüyorsunuz, aynaları. Bu ocaktan da oldukça fazla Roma İmparatorluğu döneminde taş çıkarılmış. Mimar Sinan'da yapılarında bu taşı bazı yapılarında kullanmış. İkinci gruba gelirsek eğer, Anadolu dışı kökenli doğal taşlardan bahsedecek olursak, bunlar özellikle Mısır coğrafyasından ve Yunanistan coğrafyasından. Yine sert taş grubundaki bir granit türü olan Mısır Asuan graniti, Lapis Sienitis ya da Granito Rosso Antico olarak bilinen Asuan bölgesinde, lojistiği de özellikle Nil Nehri'nden İskenderiye Limanı'na taşınaraktan gemilerle, sallarla daha sonradan Akdeniz üzerinden İstanbul'a kadar getirilmiş. Sultanahmet Meydanı'ndaki Mısır obeliski de bu taştandır. Mimar Sinan özellikle revaklarda, cami revaklarında sütun formunda bu taşı oldukça fazla tercih etmiş. Ama tabii ki herhangi bir kayıt çok fazla yok. Doğrudan ocaktan üretilip çıkarıldığına dair bir kayıt yok. Yüksek ihtimalle antik yapı kalıntılarından ve Bizans, yani Roma İmparatorluğu dönemine ait antik şehirlerden devşirildiği anlaşılıyor. Yalnız Süleymaniye Camii'nin ana kubbesini taşıyan dört tane sütunun yazılı kayıtlarda İskenderiye'den, iki tanesinin İskenderiye'den, Baalbek Antik Kenti'nden, Lübnan'dan ve Kız Taşı ile Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan bir granit sütunun bu taştan olan Süleymaniye Camii'nde kullanıldığı yazılmakta. İşte bu granit ocağından, antik granit ocağından bir görüntü. Taş tamamen ondan daha sert olan dolerit denen siyah çakıllarla aşındırma yöntemiyle ana kayadan ayrılıyor. Burada da yaklaşık 42 metre bir obelisk için üretilen sütunun çatlaklarından dolayı ocakta terk edilmesi ve müze olarak günümüzde hala kullanılmakta. Tabii bu obelisklerin lojistiği de oldukça önemli. Yani bahsettiğimiz ağırlıklar 60-80 ton civarındaki ağırlıklar. Dolayısıyla bunların da gemiye yüklenmesi, özellikle dediğim gibi Nil Nehri bu lojistik için Asuvan'dan İskenderiye Limanı'na sevkiyat için kullanılan su yolu ve oradan da Akdeniz havzasındaki birçok ülkeye dağıtımı yapılmakta. Palanga sistemi kullanılıyor. Bunların dikilmesinde de özellikle halatlarla iş yükünün azaltılması, ağırlığın azaltılması amacıyla kullanılan bir unsur. Yine Mısır coğrafyasında Cebel Duhan Duman Dağı olarak bilinen bölgedeki kırmızı ve yeşil porfirler çok yaygın bir şekilde kullanılmış. Bu bölgeden çıkan taşları da özellikle Mimar Sinan birçok yapısında devşirme malzeme olarak kullanıldı. Çünkü yazılı kayıtlarda buradaki ocakların 4. 5. yüzyıldan sonra işletilmediği bilinmekte. Bunların da tesadüfen 1800'lü yılların sonunda bir İngiliz seyyahın bulduğu yazılı kayıtlarda mevcut. Bir diğer taş ise Hereke pudinginin benzeri ama bu sefer Mısır pudingi olarak bilinen bir taş türü. Çok fazla sayıda kullanmamış ama Mimar Sinan bunu özellikle birazdan slaytlarda nerelerde kullanıldığına dair de görselleri göreceğiz. Şehzade Camii'nin köşesinde bir sütunça olarak, küçük bir sütun olarak kullandığı taş türü olarak karşımıza çıkmakta.
Mısır'dan Yunanistan'a geldiğimizde yine Roma İmparatorluğu döneminde, özellikle Justinian döneminde Ayasofya'nın inşasında bizzat ocaklardan getirilen, onun emri doğrultusunda üretilen bir taş türü, Verde Antico ya da Marmor Thessalicum olarak bilinen serpantin bireşi türündeki bir doğal taş. Ayasofya'nın içerisinde de onlarca sayıda sütun bu taştan yapılmış. Yine milattan sonra 5. yüzyıldan sonra üretimi yapılmıyor bu taşın ve görmüş olduğunuz oradaki antik ocaktan bir görüntü. Yine Yunanistan'da Karistos adasına geldiğimizde Karistos mermeri ya da İtalyanların dokusunu sovana benzettiğinden dolayı Cipollino Verde olarak isim verdiği bir mermer türü mevcut. Bu taşı da Sinan yer yer bazı yapılarında devşirme malzeme olarak kullanmış. Orada gene bizim Çanakkale Ezine'deki yedi taşların benzeri sütunların terk edildiği bir antik Roma ocağı görülmekte. Midilli Adası'na geldiğimizde Yunanistan'da yine gri renkli bir fosilli türde ve fosilsiz olarak iki farklı türü mevcut. Bigio Antico olarak bilinen bir mermer türü. Bunu da yine Mimar Sinan bazı yapılarında devşirme malzeme olarak kullanmış. Sakız Adası'na geldiğimizde gene Porta Santa ismiyle bilinen bir taş türü de mevcut. Özellikle Süleymaniye Camii'nin revaklı avlusunda yer döşemelerinde yaygın bir şekilde kullanılan taş türü. Hatta Haliç'e bakan cephesindeki oradaki çimlerin içerisinde birkaç tane bloğu, artan kısımları günümüzde de görülebilir. Avrupa'ya geldiğimizde bu sefer çok fazla yaygın değil tabii Yunanistan ve Mısır kadar, ama özellikle Pirene Dağları'nda, Alplerinde Fransa bölgesinden çıkan bir bireş türü var. Yine özellikle Karya ve Ayasofya'da bu taşın yaygın bir şekilde duvar panolarında kullanıldığını görüyoruz. Mimar Sinan bu taşı çok yaygın kullanmamış ama Mısır pudinginin benzeri olaraktan başyapıtı olan Edirne Selimiye Camii'nin köşesindeki bir sütunda, gene dış duvarının bir sütununda kullanmış. Tek olaraktan orada devşirme malzeme olduğu anlaşılıyor. Avrupa'nın bir diğer taşı ise İtalya'nın Verona, kuzeydeki Verona fosilli kireç taşı olarak günümüzde Taksim Meydanı'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın da kaidesindeki taşın aynısı. Mimar Sinan bu taşı yalnız üstün malzeme bilgisinden dolayı da dış mekanda kullanıma tercih etmemiş. Dış mekanda kullanılan Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki taş 100 yıla yakın bir zamanda oldukça yıpranmış durumda, ama Sinan bu taşı daha çok iç mekanda, tezniyatta kullanmış. Süleymaniye Camii'nin bir fil ayağının kenarında narin, biri köşeli, altı tanesi yuvarlak sütundan olan bir vaiz kürsüsünün sütunlarında kullanmış bu taşı. Onu da slaytlarda göreceğiz. Evet, Mimar Sinan'ın bu taşları nerelerde kullanıldığına dair görsellerle konuşmamı tamamlamak isterim. Özellikle baş mimar olmadan önce ilk taş yapısı, Bakırköy Küfeki Taşı'nı kullandığı ilk yapı Fatih ilçesindeki Üçbaş Nurettin Hamza Camii. Bunun minaresinin kaidesinin ve minaresindeki taşların özgün olduğu söyleniyor. Yani 1532 yılında baş mimar olmadan önce ilk doğal taşı kullandığı yapılardan bir tanesi diyebiliriz ve İstanbul'un miras taşı olan Bakırköy Küfeki Taşı'nı kesme formda minarenin kaidesinde ve kendisinde kullanmış. Ot taşı, Karamürsel ot taşını ise özellikle Süleymaniye Camii'nin temel kısmında restorasyon sırasında fotoğraf çekme imkanını bulduk. Halı döşemenin altındaki ahşap kapakların altında tuğla ve Bakırköy Küfeki taşı ile almaşıklı olarak şu yeşil renkli kullanılan taşlar Karamürsel ot taşı olarak, temel taşı olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer kullanım alanı ise Topkapı Sarayı'nda inşa ettiği mutfaklarda tencerelerin altındaki bloklarda ateşe dayanıklı olduğundan bu bölgelerde bu volkanik tüfleri, ot taşını Mimar Sinan kullanmış. Şehzade Camii, bir metafor var
biliyorsunuz ne kadar doğru işte çıraklık eseri, kalfalık eseri, ustalık eseri gibi. Bu bağlamda yapmış olduğu en önemli yapılarından bir tanesi Süleymaniye'den önce Şehzade Camii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binasına bakan cephesi ve diğer cephesindeki eşleniğinde kemer taşı olarak Muğla Yasos mermerini kullanmış Mimar Sinan. Yakın çekimde de bunun bireşik ve damarlı dokuda olanın her ikisini de kullandığı gözükmekte. Kemer yapısında Muğla Milas Yasos mermerini kullanmış. Gene Şehzade Camii'nin Revaklı Avlusu'na giriş kapılarından bir tanesinde makaralı kemer formunda Marmara Adası mermeri de almaşıklı olarak kullandığı Yunanistan'ın serpentin bileşi Verde Antico isimli taşını görüyoruz. İç kemerde ise bu sefer Marmara Adası mermeriyle Hereke pudingini almaşıklı olarak kullanmış. Yine başka taşlarından bir tanesi bir kırmızı renkli volkanik tüf. Özellikle Şehzade Mehmet'in türbesinde bu çok yoğun karşımıza çıkıyor. Ama caminin bazı kapılarında da kemerlerin üstlerinde kullanılan Kayseri bölgesinden getirilen bir tüf. Belki de kendi memleketi doğduğu yer olduğu için burada özellikle oğlunun camisinde, Şehzade Mehmet'in camisinde kullanmayı tercih etmiş. Gene Revaklı Avlu'nun içerisine girdiğimizde Afyon Pavezzeneto Dökümen'in mermerinden bireşik dokuda olan yerde bordür taşı olarak kullanıldığını görüyoruz. Marmara Adası mermeriyle beraber yine yakından baktığımızda solda Afyon mermeri ve sağda Marmara Adası yer döşemi, Marmara Adası mermerinden yapılmış yer döşemelerin etrafını bordür şeklinde dönen Hereke pudingi taşının da yaygın kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Yunanistan'ın Karistos Cipollino mermeri yeşil renkli yine Şehzade Camii'nin Revaklı Avlusu'ndaki sekilerin bir tanesinin üzerinde ve şadırvanın hemen yanında yer döşemesi olarak kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Yine bir Anadolu taşı Tokat bölgesinden getirilen bir su mermeri ya da alabaster onyx olarak bilinen Tokat bölgesinden getirilen bir taş. Bu taşın özellikle yazılı belgelerde Selimiye Camii'nde kullanıldığına dair bir Tokat kadılığına bir hüküm var. Bu taşın çıkarıldığına dair onu da göstereceğim. Yine kubbeyi taşıyan fil ayaklarında kesme taş formunda Bakırköy Küfeki taşının kullanıldığını görmekteyiz. Hünkar mahfiline geldiğimizde taşıyıcı sütunlarında Bilecik Veziran bileşinden bir sütun. Yakın ölçekte çekilen bir makro fotoğrafı karşımıza çıkıyor. Yine Şehzade Mehmet'in türbesinin dışında özellikle Bilecik mermerinden iki sütunla beraber Verde Antico'dan Verde Antico Yunanistan'ın serpentin bileşi sütunları ve Bakırköy Küfeki taşının içerisine kakma şekilde yerleştirilmiş Kayseri tüflerini görüyoruz. Kitabenin etrafında da gene Verde Antico serpentin bileşi kullanılmış. İşte Mısır pudinginin kullandığı özellikle Şehzade Camii'nin köşesindeki rivayete göre de ne kadar doğrudur bilinmiyor ama İstanbul'un merkez noktası olarak bilinen, yanına da son zamanlarda bir bilgilendirme levhası asılmış ama taşın türü yanlış. Yeşil someki mermer, green marble porfir diye geçiyor İngilizcesi. Aslında bu taşın kökeni Mısır ve çıkarıldığı yerde Vadi Hamamat Doğu Çölü olarak bilinmekte. Biz Sinan Devşirme olaraktan bu taşı da sütun formunda sadece yapılarında burada kullanmış. Süleymaniye Camii önemli bir yapısı Sinan'ın. Yine devşirme malzemenin çok fazla olduğu, özellikle Revaklı avluda sütunların bir kısmının dediğim gibi İskenderiye, Lübnan, Baalbek antik kentinden bir kısmının özellikle yer döşemeleri ve beyaz Marmara Adası mermerlerinin de Sultanahmet'teki hipodromun katışmasından getirildiğine dair bazı yazılı kaynaklar var. İşte burada gördüğünüz küçük bir sütun sağda görülen, bunları tabii keserek bu boya getirildiği aynı küçük Mısır Asuan granitinden bir sütunun da
Diğer tarafta son cemaat yerinin hizasında bulunan sütunlarda kullanıldığı kırmızı porfirlerinde yine girişte iki sütun şeklinde kullanıldığı görülmekte. Bakırköy küfeki taşı çok yaygın bir şekilde camide kullanılmış. Arka katlarda üst tarafta gene Bilecik Veziran bireşinden bir sütun ve yine kırmızı mısır porfirinden bir sütun Revaklı avluda gözükmekte. Çanakkale Kestanbol'dan Marmor Tradense olarak bilinen granitin yine Revaklı avludaki sütunlarda karşımıza çıkıyor Süleymaniye Camii'nde. Son cemaat yeri girişinde yerde büyük bir porfir disk kırmızı mısır porfirinden ve iki tane mısır asuan granitinden sütun. Porfir diskin etrafındaki bordürler de afyon menekşe mermeriyle hereke pudinginden oluşmakta. Yine yakından baktığımızda bir farklı taşın da kullanıldığını görüyoruz. Ona da geleceğim. Yine Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan çıkarılan Chios kireç taşı bordür kaplamalarında Süleymaniye Camii'nde yaygın bir şekilde kullanılmış. Yine Midilli Adası'ndan getirilen gri renkli Bijou Antico mermeri Süleymaniye Camii'nin Revaklı avlusunda döşeme plaka olarak kullanılmış. İşte içeride kubbeyi taşıyan Mısır Asuvan granitinden iki sütun ve Marmara Adası mermerinden sütunları görüyoruz. Bunların da dediğim gibi yazılı kaynaklarda bir kısmının İskenderiye'den, bir kısmının da Kıstaşı ve Topkapı Sarayı'ndaki avludan, bahçeden getirildiği söylenmekte. Hünkar Mahfili'nde gene Mısır Asuvan graniti, Afyon mermeri, Marmara Adası mermeri ve Yunanistan'ın Teselya bölgesinden çıkarılan yeşil renkli Verde Antico sütunları da karşımıza çıkmakta. İki tane köşeden biri şu, biri de tam duvarın arkasında kalmış durumda. Muğla Milas Yasos mermerinden bordo renkli iki sütun da Hünkar Mahfili'nin sütunlarında kullanılmış. İtalya'nın Verona fosilli kireç taşını ise içeride fil ayağının bir tanesinde böyle bir bahis kürsüsünün sütunlarında Sinan'ın kullandığına tanık oluyoruz. Yine Haliç cephesine bakan arka hatlarda bir tane Bursa Karacabey'den çıkarılan siyah renkli bir mermer sütunun bir tane de Kutluca bölgesinden Kocaeli'nden çıkarılan Marmor Tripontikum turuncu renkli olan fosilli kireç taşını kullandığını görmekteyiz. Bu yine özellikle güney cephesindeki arka hatlarda Karistos mermeri Marmor Cipollino Verde olarak bilinen yeşil renkli bir sütunu da Mimar Sinan Süleymaniye'de kullanmış. Fakülyalardaki disklerde özellikle bu arka hatların mısır kırmızı ve yeşil porfirinden diskleri yarım daire ve tam daire şeklinde görüyoruz. Bir tane yeşil porfirden örnek, bir tane de kırmızı. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Hazire girişindeki kemerlerde de hereke pudingi ile Marmara Adası mermerini almaşıklı olarak kullanmış. Yukarıda ise bordür taşlarında yine Kutluca'nın fosilli kireç taşlarını kullandığını görüyoruz. Bir tane yine türbenin Haliç'e çıkan kısmındaki yer döşemesinde Tokat bölgesinden çıkarılan Onyx mermeri bir plaka şeklinde de burada da değerlendirilmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde Hacer-ül Esved taşı gene rivayete göre söylenen ama kesinliği bilinmeyen taşın haricinde o kilit taşında kullandığı pembe renkli Bilecik Gülümbe gülü olarak bilinen bir taş türü Marmara Adası mermeri ve hereke pudingi ile de almaşıklı olarak kullanmış. Revak sütunlarındaki bir sütunda yine Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan çıkarılan ve içerisinde Megalodon Trias jeolojik dönemindeki deniz canlılarının kavkalarını içeriyor. Burada da bir tek sütun halinde devşirme olarak bu taşı Mimar Sinan kullanmış. İçeriye girdiğinizde ise Kutluca'nın Marmor Tripontikum Körfez bölgesinden çıkarılan taştan iki tane sütun, tabi iç mekanda kullanıldığı için parlaklığını ve cilasını oldukça iyi korumuş durumda.
Bu iki sütunu da burada özellikle Mimar Sinan tercih etmiş. Pencere içi mozaiklerine gelecek olursak daha çok yöresel taşları kullanmayı tercih etmiş Mimar Sinan. Siyah bordürler ve siyah içeride kullanılan mozaikler İstanbul'un Kanlıca Beykoz bölgesinden çıkarılan Karataş ya da Sengi Üsküdar olarak bilinen taş türünü. Bej ve kırmızı renkliler ise Gebze bölgesinden çıkarılan kireç taşlarını oluşturmakta. Tabi Sinan'ın başyapıtını bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle Bakırköy Küfeki taşı gibi yöresel bir taş olan Süloğlu ve Lalapaşa bölgesinden çıkarılan Bademli Küfeki, halk arasında da bilinen ismiyle Bakırköy Küfekisi'ne çok benzeyen bir fosilli kireç taşı bölgenin yöresel jölesini oluşturduğu için lojistiği de kolay olduğundan Mimar Sinan bu yapının tamamına yakınında bu taşı yoğun bir şekilde kullanmış. Minarelerden tutun beden duvarlarına kadar birçok yerde yapı taşı formunda bu Süloğlu taşını kullanmış. İşte Fransa'nın Prene bölgesinde dağlarından çıkarılan kelt bireşi olarak bilinen taştan bir sütun çayı da Korint başlıklı olarak devşirme malzeme olarak Selimiye Camii'nin köşe sütununda aynı benzer bir şekilde Şehzade Camii'nde olduğu gibi burada da tercih etmiş. Acaba burası da Edirne'nin merkezi miydi? Yani rivayete göre değerlendirirse. Evet, beden duvarlarında Süloğlu Lalapaşa fosilli kireç taşıyla kesme taş formunda, kemerlerde o bölgede gene yazılı kayıtlarda Ferecik kadısına bir hüküm yazılıyor. Ferecik'teki taşlardan getirilmesine dair kırmızı renkli olan volkanik tüflerde Yunanistan'la çok yakın hemen Meriç Nehri'nden lojistiği sağlanaraktan Ferecik bölgesinden getirilen özellikle pencere sövelerinde ve kemerlerde, sivri kemerlerdeki kırmızı renkli olan volkanik tüfler Ferecik tüfü olarak kayıtlarda geçiyor. Bu da Bademli Küfeki olarak bilinen Lalapaşa Süloğlu taşının yapı taşı formunda bazı yerlerde Selimiye Camii'nde yakın ölçekteki görüntüleri. Bununla ilgili 2010'lu yıllarda bir araştırma yaptık. Bölgeye gittik. Taşlı Müsellim, özellikle Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde geçen bir bölge. Burada bir antik ocak tespit ettik. Bu taşın çıkarıldığı bir antik ocak. Oldukça yatay tabakalı, taş üretimine çok uygun bir bölge. Yüksek ihtimalle belki de Selimiye Camii'nin taşlarının bir kısmı bu ocaktan gitmiş olmalı. Bu da gene ocağın bir alt kademesinin ve karşıda bakın blokların çıkarıldığı basamak kademeler mevcut. Günümüzde bu taş hala modern olarak işletiliyor. Birazcık çok boşluğu var ama yine de kullanılmakta. Selimiye Camii'nin avlusuna geldiğimizde revaklı avlusunda 4 tane ana son cemaat yerinde Çanakkale Kestanbol granitinden sütun. 2 tane de bize yakın olan yeşil renkli Yunanistan'ın teselle serpantin girişinden 2 sütun görüyoruz. Yine kemerlerde Ferecik volkanik tüfüyle beraber Marmara Adası mermeri almaşıklı bir şekilde Selimiye Camii'nde de kullanılmış. Biraz daha yakından bir görüntüsü. Burada da gene revak sütunları, Marmara Adası mermeri ve Verde Antico denen Yunanistan'ın teselle serpantin bireşi. Yine yerdeki bir büyük porfir, Mısır kırmızı porfirinden bir diski etrafında Verde Antico ve Marmara Adası mermeriyle tezniyat görüyoruz. Evet, bu Ferecik tüfü olarak belirttiğimiz volkanik tüf kırmızı renkli pencere sövelerinde. Daha sonraki restorasyonda tabii taşın aynısını bulamamışlar. Bir pencere sövesinin altında günümüzde yakın bir zamanda yapılan bir müdahale var, bütünleme var. Yine Selimiye Camii'nden bir görüntü. Evet, Tokat Onyx'ini içeride görüyoruz Selimiye Camii'nde. Özellikle sütun süslemelerinde ve duvar kaplamalarında karşımıza çıkıyor. Sanırım burası kadınlar bölümüne giren kapı. Oranın duvar kaplamalarında bu onyx mermerini kullanmış. Evet.
Hünkar Mahfili ve pencere içi mozaikleri, Fransa'nın Kelt bileşi, muhtemelen o köşedeki sütundan kalan parçalar olabilir. Tezniyat için burada pencere içi mozaiklerinde kullanmış Mimar Sinan Selimiye'de. Yine Ayasofya'daki yine baş mimarlığını yaptığı başka bir padişah Sultan II. Selim'in türbesinin girişinde bir dünya görüntüsü vermeye çalışmış herhalde. Yunanistan'ın Sakız Adası Porta Santa taşından, kireç taşından bir büyük disk gözüküyor. Burada değişik podima çakılları kullanmış tezniyatta ve etrafında da gene gri renkli Yunanistan'ın Midilli bölgesinden gelen gri siyah renkli taştan bir alabaster onyx ve Mısır kırmızı ve yeşil porfirinden disklerle süsleme yapmış. Bunun bir de tepeden çekimi. Ben dünyaya benzettim ama bilmiyorum yani ortadaki süslemeyi. Evet, yakından parça parça baktığımızda da farklı türdeki doğal taşları tezniyatta kullandığı karşımıza çıkıyor. Nişancı Mehmet Paşa Camii'nde tek burada kullandığı taş Yunanistan'ın Eretria Fiordu Pesco ismiyle bilinen taşı. Şadırvan'daki ayna musluk taşlarında ve son cemaat yeri girişindeki hemen yer döşemelerinde bu taşı kullanmış. Mimar Sinan'ın bu taşı tek kullandığı yapıda bu Nişancı Mehmet Paşa Camii. Yine Verona mermerinden küçük vaiz kürsülerinde sütun olarak İtalya'nın Verona kireç taşını iç mekanda kullanmış. Evet, konuşmamı noktalarken yazma eserlerden ve belgelerden de yararlandık. Özellikle Sayı Mustafa Çelebi'nin Tezkiretül Bünyan'ında, özellikle Süleymaniye Camii'nin iç mekanında kubbeyi taşıyan o dört tane granit sütunun, ikisinin İskenderiye'den, birinin Kıstaş'ından, birinin Topkapı Sarayı'nın avlusundan devşirildiği anlatılmakta. Süleymaniye Camii için çok önemli bir kaynak, iki ciltlik İmareti ve inşaat defterleri Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın hazırladığı. Burada da birçok kadıya hüküm var. Taşların lojistiğiyle Süleymaniye Camii'ne taşınmasıyla alakalı. Gene İknir Hocam'ın danışmanlığını yaptığı bir tezin baskısı Süleymaniye Külliyesi Malzeme Teknik ve Süreç. Orada özellikle Süleymaniye Camii'ne sağlanan taşların birçoğunun antik şehirlerden ve onların kalıntılarından deniz yoluyla lojistiğinin getirildiği bilinmekte. Ve bu taşların taşınması ve yerlerine yerleştirilmesiyle alakalı bazı figürler, özellikle Selimiye Camii'nin inşaatında kullanılan taşlarla ilgili 7 numaralı mühimme defterinde 2145 sayılı hükümde Edirne'nin Enez bölgesinden getirilen taşlarla ilgili ve Tokat Kadısı'na yazılan bir hüküm var. 2657 sayılı. Son olarak da bir taş daha var. Bunu da sadece özellikle Süleymaniye Camii'nin avlu kemerlerinde, makaralı kemerlerinde kullandığı ezine bileşi. Bu kayıtlarda mermeri Süri Alaca olarak geçen taş. Alacalı renkte, kırmızı alacalı renkte olan Süleymaniye Camii'nde kullanmış bu taşı avlu bordürlerinde ve kemer taşı olarak. Ve bunun yapmış olduğumuz araştırmalarda Dalyan Limanı'nda bloklarını gördük. Gemiyle yüklenirken bazılarının sahilde bırakılmış halde kaldığını. Bir diğer yazılı belgelerde kurt bağrı olarak bilinen taş, bir meyvenin kurt bağrı meyvesinin, bitkisinin rengine bağlı olduğu için Muğla Yasos mermeri olarak kayıtlarda geçiyor. Hünkar Mahfili sütununda Süleymaniye Camii'de ve avludaki yer döşemesinde kullanılmış. Gül şeftali diye geçen bir taş var. Şeftali çiçeğinin rengine benzediği için Bilecik'in gül kurusu, kireç taşı gene Süleymaniye Camii'nin avlusunda yer döşemesi olarak kullanılmış. Aklı siyahlı serçe gözü olarak geçen taş Mısır Asuvan graniti. Somaki kızıl serçe gözü
Mısır kırmızı porfiri. Biliyorsunuz Somaki ismi de sumak bitkisinden geliyor kökü. Ona benzediği için rengi. Ve su yapılarıyla da tamamlıyoruz. Mağlova kemeri, kemerlerin Süleymaniye'si olarak bilinen Mimar Sinan'ın su yapılarındaki başyapıtlarından biri. Küfeki taşıyla beraber Trakya bölgesinin Eosen ve Oligosen kalkerlerini de, fosilli kireç taşlarını da bu yapıda kesme taş formunda kullanmış. Yakından baktığımızda bazıları küfeki taşı, bazıları da burada görüldüğü üzere Trakya'nın taşları da Pınarhisar'ı Kırklareli bölgesinden getirilen kemer taşlarında, gene Eosen kireç taşları da görülüyor. Ve kitabeli olan yapısında da Eosen kireç taşlarından Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Köprüsü'nde de küfeki taşıyla beraber kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak Sinan'ın yapılarında kullandığı taşların birçoğu devşirme malzeme, birçoğu da doğrudan ocaklardan çıkarılmış olduğu yazılı kayıtlarda anlaşılıyor. Bunlar özellikle Anadolu, Batı Anadolu bölgesinden İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Muğla ve Trakya bölgesinden sağlandığı bilinmekte. Anadolu kökenli taşların dışında da Mısır, Yunanistan, İtalya ve Fransa kökenli taşlardan toplam 25 tane farklı türde ve kökende Mimar Sinan'ın eserlerinde taş kullandığını tespit ettik. Yapılarda kullanılan doğal taşların inşaat alanlarının nakliyesinde çoğunlukla deniz yolu ve gemiler kullanılmış olup lojistiklerinde gemici acemi olanları ve halatçılar görev almış. Liman ve iskelelere gemiyle getirilen doğal taşlar buradan çoğunlukla ahşap tekerlekli kağnı ve at arabaları ile insan gücü kullanılarak taşınıyor. Doğrudan ocaklardan çıkarılan doğal taşların üretiminde ise ocakçı acemi olanları çalışmış. Taşların işletilmesinde ve yapılara montajını ise taşçı ustaları, sengi tıraşlar ve işçileri sağlamıştır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve Mimar Sinan'a saygıyla diyorum. Evet, Serkan hocamıza bu son derece değerli bilgilerle dolu sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Hep dersler kapsamında yapılarını Koca Mimar Sinan'ın planlarıyla, örtü sistemleriyle, strüktürleriyle anlatmaya çalışıyoruz ama farklı bir uzmanlık alanı gerektiren bu doğal taşların kullanımıyla ilgili bilgileri de konunun uzmanından dinlemek ayrı bir keyif. Çok teşekkür ederiz. Efendim, ikinci konuşmacımız benim de hocam olan saygıdeğer Profesör Doktor İknur Kolay hocamız. Kendileri yapım malzeme ve yapım teknikleri üzerine Sinan eserlerinde bir sunum gerçekleştirecek. Kendisinde uzmanlık alanı bu konuda da sayısız zaten çalışması ve akademik yayını bulunmakta hocamızın. Bunun haricinde erken Osmanlı dönemi, klasik Osmanlı dönemi mimarisiyle ilgili de yine çok sayıda akademik yayını bulunuyor hocamızın. Hocam buyurun, mikrofon sizin. Çok teşekkürler. Evet, sayın izleyiciler, meslektaşlar, bugünkü sunumda Mimar Sinan dönemi anıtsal yapılarında gözlem ve inşaat belgelerine göre malzeme ve yapım teknikleri üzerinde size bir sunum yapacağım. Tabii malzemenin bir kısmını görüyoruz, bir kısmını görmüyoruz. Yapılar, Mimar Sinan'ın yapıları maalesef çok harap halde değil. İçindeki durumu ufak örneklerde görerek bir araya getirip yorumlamaya çalıştım bu konuşmamda. Kısaca biraz malzemelerden bahsedeceğim ben de. Biraz da hızlıca geçebilirim. Ondan sonra yapım tekniklerini şey yapacağım.
Süleymaniye Külliyesi'nde kullanılan pişmiş toprak yapı malzemeleri genel olarak duvar, duvar ayağı, kemer, kubbe, tonoz ve döşeme kaplamalarında kullanılan tuğla. Onun kiremit, hafifletme, aydınlatma, havalandırma ve akustik amaçlı kullanılan sebu olarak belgelerde adı geçiyor. Testi veyahut küp olarak şey yapabiliriz. İle su donanımında kullanılan küpleri kapsamaktadır. Süleymaniye Külliyesi'nde 35x35 yüksekliği 4,5 santim boyutunda kare tuğlalar ve şaşırtmalı örgü için bunun yarısı olan 17,5x35x4,5 santim boyutundaki yarım tuğlalar kullanılmıştır. Ve bu yarım tuğlalar da özel olarak üretiliyor. Kubbe, tuğla inim olarak geçiyor belgelerde. Kubbe örgüsü için imal edilmiş kubbe tuğlası, tuğlayı kubbe olarak belgelerde geçiyor. Bu tuğlalarda kare ve yarım kare olarak iki formda üretilmiştir. Belgelerde sebu ya desti olarak adı geçen malzeme ise Süleymaniye Külliyesi Camii Sanat Kubbesi için Berayi Kubbe-i Camii Şerif alındığı görülüyor. Belgede sebe olarak geçiyor. Külliye içinde bu malzemenin cami ana kubbesi yanı sıra İS Odası'nda burada görüyoruz, evet. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde iç kubbede küfeki kilit taşı çevresinde ve beşik tonozlu helaların beşik tonozlarında da kullanıldığı gözlemlenmektedir. Pişmiş toprak döşeme kaplaması altıgen veya kare biçiminde kullanılmıştır. Burada sanıyorum gözüküyor döşeme tuğlaları. İnşaat ile ilgili belgelerde alımına rastladığımız kiremidi büzürük, büyük kiremit ve kiremidi pusiş, örtü kiremiti büyük olasılıkla dükkan dizilerinin giriş saçak altlarında, hamamların külhan avlusunda, odunların depolandığı sundurmada kullanılmıştır. Külliyenin su donanımında pişmiş topraktan kül boru ve dirsekler kullanılmıştır. Diğer bir malzeme ise harç ve sıvalar. Külliye yapılarında, yani Sinan yapılarında sulu sistemde örülen yapı elemanlarında kullanılan harçlar ile sıvaların şantiye alanında hazırlanması için kireç, tuğla kırığı, ince kum, alçı, keten ve saman gibi yapı malzemelerinin satın alındığı belgelerde görülmektedir. Bu malzemelerden kireç, İstanbul Boğazı'ndaki ocaklardan elde edilen Geç İstanbul ya da Kireçi İstanbul ile Pendik, Gebze, Hereke ve Karamürsel'deki ocaklardan elde edilen Geçi Anadolu ya da Kireçi Anadolu olarak belgelerde yer almakta. Samanla ve kömürle birlikte satın alınarak şantiyedeki büyük kireç kuyularında söndürülmüştür. Harç ve sıva yapımında kullanılan Horasan ise tuğla kırıklarının kiralanan bir Horasan değirmeninde öğütülmesiyle elde edilmiş. Çok az miktarda da piyasadan hazır öğütülmüş olarak satın alınmıştır. Ayrıca harç ve sıva yapımında kullanılmak üzere ince kum, lif katkı olarak da keten ve saman alınmıştır. Külliye yapılarında ocak, niş ve benzeri elemanların çevresinde sıva ve profil yapımında kullanılan alçı, alçı taşının odun ateşinde yakılmasıyla şantiyede imal edilmiştir. Su geçirimsiz bir harç ve sıva türü olan lökün, sönmemiş kireç, bezir yağı, pamuk ve ketenin yoğrulmasıyla elde edilen bir yapı malzemesidir ve Sinan yapılarının su donanımı yalıtımında kullanılmıştır. Pardon.
aslına bakarsak. Külliye yapılarında kesme taş örgü dışındaki bütün örgülerde bağlayıcı olarak kireç, ince kum, tuğla kırıkları ve tuğla tozu karışımı ile elde edilen Horasan harcı kullanılmıştır. Burada Horasan harcını görüyoruz. İçinde nispeten biraz büyük boyutta tuğla parçaları ve tuğla tozu bulunuyor. Özür dilerim. Horasan sıvada kireç, ince kum, tuğla kırıkları ve tuğla tuzu karışımının içine bağlayıcı olarak saman ve keten lifleri katılarak hazırlanmıştır. Burada ise Horasan sıva görüyoruz. Daha pembe ve kırıklar oldukça küçük, harca nazaran. Horasan sıvanın içinde Horasan harcından daha az tuğla kırığı, daha fazla tuğla tozu bulunur. Bu nedenle Horasan harcından daha pembemsi renge sahiptir. İnşaat ile ilgili belgelerde kubbe sıvası için alınan keten malzeme özellikle yeri belirtilerek alınmıştır. Başka inşaat defterlerinde de kubbe sıvası için alınan ketenin özellikle belirtilmesi, kubbe sıvasında belirli özellikleri olan ketenin kullanıldığını düşündürmektedir. Kubbeden gelen yükün hafiflemesini sağlamak ve sıvanın gerilimlere dayanımını arttırmak amacıyla kubbe sıvasında bağlayıcı katkı malzemesi ile kirecin oranı duvar sıvalarından daha fazladır. Burada sanıyorum samanı görmek mümkün oluyor şuralarda lif şeklinde. Yapıların su donanımında kullanılan pişmiş toprak, künk boru ve dirseklerden oluşan su hattı 2 santim kalınlığında lökün ile çevrelenerek su yalıtımı sağlanmıştır. Çok özür dilerim. Ayazma Camii inşaat defterinde lökünün cami duvarlarının üst kısmında dış cephede kesme taş örgü arasında kullanılarak derzlerde su izolasyonunun sağlandığı görülmektedir. Lökünün Sinan döneminde de benzer amaçla kullanıldığı düşünülebilir. Burada gördüğümüz lökün Sinan yapılarından değil, 18. yüzyıldan bir sarnıçtan örnek. Evet, ahşap malzeme, külliye yapılarında kullanılan ahşap malzemenin büyük bir bölümü yapı iskelesi, toprağın akmasını durdurmak için iksa ve kalıp yapımında kullanılarak inşaat sonrası söküldüğünden diğer bir bölümünün de her ne kadar yer yer yapıların harap olmuş kısımlarında strüktür içinde kullanımı görülebilse de yapı strüktürü içinde gizli olması nedeniyle tanımlanması için inşaat süreciyle ilgili belgelere dayanılarak değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu malzeme temel kazıkları, temel ve duvar hatılları, iskele, iksa, biraz verebilirsek. Çok özür dilerim, kusura bakmayın, böyle bir ara vermek zorunda kaldık. Evet, ahşap malzemeden bahsediyordum. İnşaat defterlerinde büyük yer alıyor ahşap alımı. Ama
maalesef kendilerini çok fazla yapının içinde göremiyoruz. Yapı, bu malzeme temel kazıkları, temel ve duvar hatılları, iskele, iksa, kalıp, çatı, saçak altı ve tavan kaplaması, kepenk, kapı, pencere, dolap ve kürsü yapımında kullanılmıştır. Belgelerden Marmara bölgesinin Vize, İzmit, Isranca, Ganos ve Samanlı dağları orman alanlarından getirildiği ve kullanılan ahşap türlerinin ise meşe, kavak, gürgen ve ceviz olduğu görülmektedir. Maden çeşitleri, maden yapı malzemesi olarak bu elemanların bir bölümü yapı strüktürünün içinde bulunmasından dolayı genel tanımlama için inşaat belgelerini göz önüne almak gerekmektedir. Yapı topluluğunda demir yapı malzemesi genelde yapının demir donatısı olarak kenet, zıvana, simit, gergi ve kuşaklamadan oluşmaktadır. Ayrıca iksa, iskele, kalıp, hatıl, çatı, saçak altı ve tavan kaplamalarındaki ahşap malzemede ve örtülerin kurşun kaplamalarında kullanılan çeşitli boyutta çiviler de demir malzeme kapsamına girmektedir. Yapılan ince yapı aksamı, yapılarda ince yapı aksamı olarak pencere demiri, kapı ve pencere reze, köşe bentleri, mandalları, halkaları, sürgüleri, cami kubbesi, balkon korkuluğu demiri ve parmaklığı ve benzeri demir elemanlar da bulunmaktadır. Evet, burada Süleymaniye Camisi'nden görüyoruz ve bir köşe birleşim detayı korkuluklarda. Süleymaniye Külliyesi'nde kullanılan demir yapı elemanları ve yapı malzemeleri Sofya ilinin Ilıca kazasına bağlı Samakov ve Kuziçe kazalarında üretilmiştir. Samakov daha sonraki yıllarda da demir kaynağı olmayı sürdürmüştür. Külliye yapılarında kurşun örtü kaplaması olarak kullanıldığı gibi külçe kurşunun şantiyedeki ocakta eritilerek akışkan halde kiriş, kenet ve zıvana elemanlarının taşlara sabitlenmesini ve paslanmaya karşı korunmasını sağlamıştır. Bakır yapı malzemesi cami, kubbe ve minarelerinde alem, tüm yapılardaki sütunlarda bilezik, cami şadırvanı su donanımında bilezik, şadırvan bileziklerinde lüle külüngü ve hamamların kazanlarında kullanılmıştır. Pirinç malzeme camide kandillerin asılması için çeşitli kalınlıklarda ve özelliklerde sade, toplu, üç diş, üç ayak gibi tanımları var. Zincir, pencere, parmaklığı ile suyun debisini ölçen ve belli bir debide akmasını sağlayan su donanımı ve havuz lülelerinde kullanılmıştır. Külliye yapılarından günümüze kalan özgün cam malzeme oldukça azdır. Belgelere göre külliye yapılarında pencerelerde genelde düz cam ve medreselerde telli cam kullanılmıştır. Pardon, bu demir aksamla ilgili görseller. Evet, burada Süleymaniye Camisi İs Odası'ndaki pencerelerdeki telli camları görüyoruz. Cami ve Hürrem Sultan türbeleri revzen pencerelerinin yapımında kırmızı, sarı, mavi, kırmızımsı, mor ve beyaz renklerde cam alınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman türbesinde de revzen bulunmaktadır. Cami, cami avlusu ve medreselerin petek pencerelerinde de dairesel cam kullanılmıştır. Belgelerde dökmeciler hamamı ve mimarhane hamamı için üç tip fil gözü alındığı belirtilmektedir. Tabii buraya revzenden, renkli revzenden bir örnek koymadım. Hepiniz çok yakından biliyorsunuzdur diyerekten. Pardon. Çin'e de çok kısaca değineceğim. Çok bildiğiniz bir konu. Süleymaniye Camii'nde kıble duvarında kitabe, taç, haşiye, son cemaat yerinde haşiye, şemsiye,
Türbelerde ise girişte ve iç mekanda pano ve sırlı tuğla tipi Çinli elemanlar kullanılmıştır. Çinliler İznik ve İstanbul'dan alınmıştır inşaat defterine göre. Bu konuya da çok fazla girmiyorum. Benim konumun dışında olan bir şey. Şimdi yapım tekniklerinden bahsedeceğim. Yapım tekniklerini sadece yapının strüktürel elemanlarının yapım teknikleri olarak sınırlandırdım. Diğer elemanlara girdiğim vakit burada çok uzun süre kalmamız gerekecek. Onun için özür dilerim. Temelden başlarsak, Süleymaniye Külliyesi yapılarından cami ve avlusu temellerinde yapılan bir çalışma var. 1957 ve 1975 yıllarında yapılan bu inceleme sondajlarında bahçe seviyesinden 4-5 metre aşağıda bulunan Grovak kirli şistler üzerinde ampatman şeklinde mütemadi temeller olduğu belirlenerek, sondaj yapılmayan kubbeyi destekleyen ayaklarında münferit temellerin olduğu ve bu temellerin depremlerde yanal hareketleri önleyecek duvarlarla birbirine bağlanmış olabilecekleri olasılığı üzerinde durulmaktadır. Üzerine daha fazla yük gelen cami beden duvarları ve minare temellerinde ampatmanlar geniş, daha az yük alan avlu duvarı temellerinde ise dardır. Külliyenin ve Sinan'ın diğer yapılarında da benzer temel sistemi kullanılmış olmalıdır diyorum ve burada gördüğümüz Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'nin temel sondajı. 1999 depreminden sonra bir güçlendirme çalışması yapıldı burada. Pardon, ben şöyle göstereyim. Ampatman dediğimiz, şurada beden duvarını görüyoruz caminin en tepede. Ondan sonra yavaş yavaş temel duvarı basamaklar halinde zemine doğru genişliyor. Bu tür temellere biz ampatmanlı temel diyoruz. Fotoğrafta tam görmüyoruz ama Edirne Mihrimah Sultan Camii'nde 13 basamak şeklinde ampatmanlar genişliyordu. Yani oldukça kalın bir temel duvarı taşıyor beden duvarlarını. Şimdi tekrar ampatmanından devam ediyorum. Evet, Süleymaniye Camii'nin inceleme sondajlarından cami ve avlusunun temel çukurunun zemin seviyesinden 4,5-5 metre derinliğe ulaşan bir çukur olduğu anlaşılmaktadır. Bu çukur içinde temel inşaatının yapılabilmesi için çukurun etrafındaki toprağı tutan iksa sisteminin, temel duvarlarının örülmesi için gerekli iskelelerin kurulmuş olması gerekmektedir. İksa sistemi dediğimizde bu çukurun çevresindeki toprağın içeriye dökülmemesi için ahşap bir duvar yapılıyor önüne ve o duvarı tutuyor. Orada da epey ahşap kullanılması gerekiyor. İnşaat ile ilgili belgelerde yer alan ahşap malzemenin ve çivilerin bir bölümü bu geçici strüktürlerin yapımında kullanılmıştır. Osmanlı mimarisinde büyük yapıların inşa edileceği zeminde veya sağlam olmayan zeminlerde toprağı sıkıştırarak temeli sağlamlaştırmak için temel çukuru kazıldıktan sonra zemine ahşap kazıklar çakılır. Evet, bu resimde iki ahşap kazık örneği görüyoruz. Bunlar Roma döneminde, yukarıda da yazılı olduğu gibi, Roma döneminden itibaren kullanılan bir sistem bu kazıklı ahşap, ahşap kazıkların temelde kullanılması. Süleymaniye Külliyesi inşaatı ile ilgili belgelerde kullanım yeri hakkında bilgi verilmeden kazıklık ve çübi kazıklık olarak 1550, 52 ve 57 yıllarında alınan ahşap malzemenin yapı grubunda dolguya oturan ve zemin toprağına sıkıştırılması gerekli 1. ve 2. medreseler gibi yapılarda kullanılmış olduğuna işaret edilmektedir.
kaya zemine oturmayan bu tür temellerdeki uygulamada temel duvarının oturacağı zemine sık aralıklarla toprağa giren ucu sivriltilmiş ve metal pabuç geçirilmiş, rutubetten çürümeyen ahşap türden meşe veya çam kazıklar çakılıp kazıkların üst kısımları taban kirişleriyle birbirine bağlanır, ahşap taban kirişleriyle ve bu bağlantı 20-30 santim kalınlığında bir Horasan harcı tabakası ile kaplandıktan sonra üzerine kâgir ampatmanlı temel duvarı inşa edilir. Burada gördüğümüz kazıkların ucunda metal pabuçlarını da görüyoruz. Belgelerde ismi Stunukovan diye geçiyor. Yahut kazıklık Stunukovan diye. Böylelikle daha rahat içeriye doğru giriyor çakıldığında. Evet, beden duvarları na gelirsek Sinan yapılarında genellikle kesme taş duvar örgü tekniği kullanılmıştır. Taşıyıcı olan bu duvarlar iç ve dış duvarları kesme taş, arası moloz taş ve Horasan harcı dolgu olarak örülmüştür. Kesme taş bloklar birbirine harçsız taş üzerindeki yuvalarına kurşun ile sabitleştirilmiş yatayda 30 cm uzunluğunda 3,5 santim eninde demir kenetler ve düşeyde de demir zıvanalarla bağlanmıştır. Burada Sinan yapılarından, su yapılarından görüyoruz. Burada bahsettiğim kenet, buradaki taş düşmüş, kırılmış daha doğrusu, düşmemiş. Çünkü burada da zıvananın, kenetin girdiği yuvayı görüyoruz. Burada biraz daha net gözüküyor kenetler. Evet. Aradaki moloz taş Horasan harcı dolgu içinde de örgüyü sağlamlaştırmak, gelen yükleri her tarafa eşit olarak yaymak için belli seviyelerde ızgara şeklinde yerleştirilmiş ahşap hatıllar bulunur. Evet, bu resimde de gördüğümüz aslında yatayda bir hatıl boydan boya gidiyor ve onun üzerine de şurada deliklerini gördüğümüz, bunlar tabii ahşap çürümüş ama boşlukları duvar içinde görülüyor. Ahşap hatılların kesiti duvarın üzerine gelen yüke bağlı olarak 15-24 santim arasındadır. Bu hatıllar duvar yüzeyinin dış cidarlarını oluşturan kesme taşların arka yüzüne paralel yerleştirilir ve bunların üzerine moloz taş Horasan harcı dolgu kalınlığında duvar yüzeyine dik yerleştirilmiş, birbirlerine geçme tekniğiyle veya çivilenerek bağlanmış ahşaplarla bir ızgara oluşturulur. Bir çeşit ahşap merdiven şeklinde bu ızgara. Sinan yapılarının kubbe örgüsünde de örgüyü bağlayan demir kiriş çerçeve sistemi ve kemerlerde demir gergi kullanımı yapıda izlenmekle birlikte duvar örgüsünde böyle bir demir bağlayıcı hatıl kullanımı ile ilgili veriler çok açıkça gözlemlenemektedir. Yapılarda duvar örgüsü yükseldikçe ahşap çalışma iskeleleri de kurulmakta. Evet, burada sadece biraz sonra yine bahsedeceğim deneyeceğim bir demir gergiyi görüyoruz. Mimar Sinan'ın taş tuğla duvar örgüsüne sahip yapılarının yanı sıra kesme taş örgüye sahip yapılarında da yapılarının yollardan ve avlulardan görünmeyen arka veya ara bahçelerine bakan cephelerinde, dükkanların tonuz üzengi hizasının üstünde kalan kısmında taş tuğla almışık örgü tekniği kullanılmıştır. Almışık duvarlarda genelde bir taş iki tuğla düzeninde
örüldüğünü görüyoruz duvarların. Süleymaniye Külliyesi'nde Salis ve Rabi medreseleriyle imaretin güneybatı moloz beden duvarlarında yüzey kayıpları yardımıyla yüzeyin 10-12 santim gerisinde ahşap hatıl sistemi olduğu saptanmıştır. Burada biraz daha yakından daha rahat görüyoruz ahşap izlerini duvar örgüsü içinde. Hatıl sistemi imarette 1.26 metre, Salis ve Rabi medreselerinde ise 53 santim aralıklarla duvar içine yerleştirilmiş. Duvar boyunca uzanan 7-7.5 x 17.5 x 19 santim kesitinde ve duvara dik doğrultuda uzanan 8.5-9.5 ile 16.5 santim kesitinde ahşap elemanlardan oluşmaktadır bu hatıl sistemi. Kesme taş duvar örgü cidarları içerisinde bulunan moloz taş, Horasan harcı dolgu içinde bulunan ahşap ızgara hatıl sisteminin benzeri taş tuğlanmışık duvar örgüsü içinde de bulunmaktadır. Süleymaniye Camii son cemaat yeri avlu cephesinde kemerlerin üzerindeki duvarın revak kubbeleri üstünde kalan bölümünde duvar yüzeyini kaplayan kurşunların açılmış olduğu kısımdan duvarın tuğla örgüye sahip olduğu görülmektedir. Bu aslında avludan camiye baktığımız zaman algılanmayan bir nokta. Yani görülmeyen yerlerde de Sinan'ın daha ucuz ve daha kolay işlenebilecek malzeme kullandığı anlaşılıyor. Resmin sol tarafında gördüğümüz gibi burası yukarıdan yatay dere var. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Yatay dere ve yukarıdan gelen suların duvar yüzeyine gelmemesi için kurşun ile kaplanmış aslında. Benzer şekilde cami dış sofalarında Marmara mermeri ile kaplı olan arkat da tuğlaya sahiptir. Yani mermer kaplama düştüğü zaman altını görebiliyoruz. Büyük olasılıkla Sinan'ın bütün yapılarında benzer uygulama tatbik edilmiştir. Sinan yapılarında örtüyü destekleyen ayaklar kesme taş ile örülmüşlerdir. Ayaklarda yukarıda bahsedilen kesme taş duvar örgüsünde kullanılan örgü tekniği kullanılmış olmalıdır. Açık çıplak ayak göremedik. Kesme taş duvar örgüsü içinde ahşap hatıl bulunup bulunmadığı konusunda kesme taş ayak örgüsü içinde ahşap hatıl bulunup bulunmadığı konusunda stüktürün kapalı olması nedeniyle kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Cephe kaplamasından kısaca bahsedersek, Sinan yapılarında dış mekanda, özellikle revaklarda, iç mekanlarda mermer ve çeşitli renklerde doğal taş malzeme duvar kaplaması olarak kullanılmıştır. Bunların büyük bir bölümü yerinde durmakta ama bu örnekte gördüğümüz Süleymaniye Külliyesi Mimarhanesi'nde kemer ayna taşı düşmüş olan bir pencereden pencere üzerindeki kemer dolgusunda ahşap hatıllı tuğla örgü bulunduğu ve bu örgünün önüne yaklaşık 10 santim kalınlığında küfeki ayna taşı kaplandığı görülmektedir. Şurada gördüğümüz tuğla duvar ve bunun önünde yanda çünkü burada gördüğümüz daha düzgün durumda bir pencere ve ayna taşı bulunuyor. Bu teknik büyük olasılıkla Sinan yapılarındaki benzer sağır kemerli pencere ve kapılarda da kullanılmış olmalıdır. Kemerlere gelirsek, Sinan'ın anıtsal yapılarında strüktürel kemerler genelde taş malzemeden sivri kemer olarak örülmüştür. Örtüden gelen yükleri alan bu kemerler, önceden kemerin geometrisine göre şantiyede hazırlanmış kemer taşları, yine kemer geometrisine göre hazırlanmış ahşap kalıplar üzerinde her iki üzengi taşının üstünden başlanarak tepeye doğru örülür yanlardan. Kemer taşları birbirlerine yan yüzlerinde açılan yuvalara yerleştirilen ve taşlara eritilmiş kurşun ile sabitleştirilen demir zıvanalar ile bağlanır. Burada uzun kemerden bir örnek görüyoruz.
pardon, demir kenetler var tepeden bağlayan. Düşeyde de şurada demir zıvanayı görüyoruz. Sanırım rahat gözüküyor. Ha benim, pardon. Ay, ben burada mouse'la gösteriyorum, hepsini görüyorsunuz sandım. Olsun, gözüküyor hocam. Tamam, çok özür dilerim. Burada peki. Örgü en tepe noktasına yerleştirilen kemer kilit taşı ile tamamlanır. Tuğla kemerlerde de duvar örgüsünde kullanılan tuğlalar kare tuğlalardır. Ahşap kalıplar üzerine her iki yine üzengi taşının üstünden başlayarak tepeye doğru aralarında bağlayıcı olarak Horasan harcı konularak örülür ve örgü kemerin tepe noktasına yerleştirilen kilit taşı benzeri işleve sahip bir tuğla ile tamamlanır. Kemerlerin basınç altında açılmaması için kemer üzengi taşının üzerine demir gergiler yerleştirilmiştir. Pardon, ondan önce şurada ki slide'ı anlatmam gerekiyor. Bu 1999 depreminden sonra Edirne Mihrimah Sultan Camii'nin kubbeyi taşıyan ana kemerindeki bir kemer taşı aşağıya düşmüş ve burada gördüğümüz sağdaki zıvana, kemer taşının zıvanası, yani demirin üst kısmında kurşunu da var. Bu haliyle 3 kiloya yakın bir ağırlığı var bu zıvananın. Evet. Kemerlerin basınç altında açılmaması için kemer üzengi taşının üzerine demir gergiler yerleştirilmiştir. İnşaat ile ilgili belgeler arasında da çok sayıda demir kiriş, yani gergi alımı bulunmaktadır. İki ucu yassılaştırılarak simit oluşturulan demir gergiler, kemer örgüsü başlamadan üst üste getirilen, bu simitlerin içinden geçirilen zıvanalarla duvar içine ve bir de duvar içine ve sütun başlığına sabitlenir yahut ayağa sabitlenir. Burada Süleymaniye Camisi dış avlusundan, dış avlu Güneydoğu giriş kapısındaki sütun başlığını görüyoruz. Demir gergilere bakarsak kalın kesitli ve aynı kodda içeri giriyor. Sütun başlığıyla kemer örgüsü içinde bir yuvarlak oluyor, bir zıvana ile birleştiriliyor. Bu aynı şeydeki kalınlıktaki gergilerin nasıl birleştirildiğine bakarsak, daha önce gösterdiğim korkuluktaki sisteme benzer şekilde uçları dövülerek içine bir yuvarlak şey açılıyor. Yani buradaki sistemine göre, korkulukları tutan demir çözüme göre olması gerekiyor için. Sütunların büyük bölümü kaideler üzerinde bulunmakta. Bulunmakla birlikte bazıları da doğrudan döşemeye oturmaktadır. Sütun tamburları birbirine, döşemeye veya sütunlar kaidelerine ve sütun başlıklarına, sütun kaideleri döşeme taşlarına, taş içindeki yuvalarına eritilmiş kurşun ile sabitleştirilmiş demir zıvanalarla bağlanmıştır. Sütunlar kaideler üzerinde oluşturulmuş dairesel planlı çıkıntılara oturmakta ve sütun kaide bileşim bölgesinde bakır sütun bileziği yer almaktadır. Doğrudan döşemeye oturan sütunlarda döşeme taşı üzerinde sütunun oturacağı alan kadar bir girinti yapılır ve sütun bu yuvaya yine demir zıvana ile sabitleştirilir.
Bu sütunların döşeme birleşim bölgesinde içinde kurşun dolgu bulunan bakır bilezikler bulunmaktadır. Burada gördüğünüz özellikle sağ taraftaki Atik Valide Külliyesi Şifahane onarımından önce sütun başlıklarını görüyoruz. Üstlerinde bir delik görüyorsunuz. Orası zıvanaların yerleştiği yuvalar. Tabii ters duruyor bu. Aslında bu haldeyken zıvanayı demir kurşunu eriterek zıvanayı yuvaya yerleştiriliyor. Sonra düzeltilerek sütunun üzerindeki yuvarlak kurşun ile dolduruluyor ve zıvana içine geçiriliyor. Örtü sistemi, Sinan yapılarında en yaygın kullanılan örtü sistemi kubbedir. Bazı küçük açıklıklı mekanların örtüsü olan taş kubbe ve tonozlar dışında tüm kubbe, yarım kubbe ve tonozlarda tuğla kullanılmıştır. Süleymaniye Camii ana kubbesi ise kubbe pencerelerinin üst hizasına kadar taş, geri kalan kısmı tuğla ile örülmüştür. Kubbe ve yarım kubbe örgüsü için özel imal edilmiş kubbe tuğlası, tuğlayı kubbe kullanıldığı inşaat ile ilgili belgelerden anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve iç ve dış kubbelerinde 5.6 × 22-23 arasında boyutları olan tuğla kullanılmıştır. Tuğla örgü kubbe ve yarım kubbeler içte sıvalı ve dışta kurşun kaplı olması nedeniyle yerinde yeterli gözlem yapma olanağı olmamakla birlikte dönemin kubbe yapım teknolojisi ana hatları ile ve inşaat belgelerine dayanılarak ele alınmaktadır. Kubbe örgüsü kubbe geometrisine göre hazırlanmış, ahşap iskele üzerine yerleştirilmiş ve ağırlık kuleleri üzerindeki içi sıvalı olmayan kubbelerde izleri görüldüğü gibi burada alt sırada boşluklar görüyoruz. Bir, iki tane gözüküyor ama çepeçevre dolaşıyor. Kubbelerde izleri görüldüğü gibi kubbe üzengi hizasında örgü içine yerleştirilmiş ahşap kubbe kalıbı üzerine kubbe eteğinden başlanarak arasında Horasan harcı konarak tuğlaların ışınsal olarak yerleştirilmesiyle tepe noktasındaki bir kilit taşı ile tamamlanır. Süleymaniye Camii'nin doğu ve batı yan salonlarındaki çift cidarlı küçük kubbeler ile Kanuni Sultan Süleyman Türbesi kubbesinde içteki kubbenin küfeki kilit taşı kubbe dış yüzeyinden çıkıntı yapmaktadır. Burada içteki kubbenin kilit taşını görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi iç kubbesindeki küfeki kilit taşı 34 santim çapında ve örgü üzerinden 26 santim çıkıntı yapmaktadır. Küçük açıklıklar örten kubbeler bir tuğla kalınlığında, büyük açıklık örten kubbeler ise 1,5-2 tuğla kalınlığında olmalıdırlar. Tuğlalar arasındaki ders kalınlığı iç yüzeyde bir tuğla kalınlığında, dış yüzeyde ise ışınsal dizilime bağlı olarak yer yer bir tuğla kalınlığından fazladır. Kubbe örgüsünün iç ve dış yüzeyleri 3-3,5 santim kalınlığında kireci yoğun Horasan harcı ile sıvanır. İç ve dış sıva kubbe yüzeyine oldukça sık aralıklarla çakılan geniş başlıklı çivilerle taşınmaktadır. Burada Salis Medresesi'nin onarımı sırasında çekilmiş bir resim var. Yani biraz ilerlemiş resmi çekene kadar ben ama ön sıraya bakarsak tonozlarda pembe Horasan harcını görüyoruz. Tuğla örgünün üzerine önce bir Horasan harcı geliyor. Sonra bunun üzerine biraz sonra da tekrarlayacağım. Bir çamurlu harç, topraklı harç. Ondan sonra da kurşun kaplama yapılıyor. (Gülüyor)
Kireç yoğun dış sıvının üzerine yaklaşık 2 santim kalınlığında bol saman katıklı kil harcı sıvanarak üzeri kurşun kaplama levhalarıyla kaplanmıştır kubbeler. Evet, burada bir son 5. yüzyıldan bir yapı ama kubbeye çakılan çivileri daha rahat görüyoruz. Diğeri de daha 19. yüzyıl başı ama günümüzde de hala bu şekilde kaplanıyor kurşun kaplama. Kurşun kaplama levhalarının birleşim yerleri bindirilip ucun uçlarından çiviyle kubbe üzerindeki sıvalara çakıldıktan sonra kurşun levhaların uçları çivilerin üzerine bükülerek birleşim noktaları kapatılmıştır. Kurşun kaplama kubbe üzerinden kubbe kasnağı üzerine kadar devam eder. Kubbe kasnağı profilinin üzerinden 3-4 santim cepheye taşarak biter. Yarım kubbelerde de benzer bir teknik uygulanmıştır. Son cemaat yeri ve benzeri kubbeye bitişik yüksek bir beden duvarının bulunduğu yerlerde kubbe kasnağı ile beden duvarı arasında kalan az eğimli yerlerde kurşun kaplama bu kısmın üzerinden yandaki beden duvarı yüzeyine doğru yükseltilerek duvar yüzeyinde boydan boya açılan 4 cm genişliğinde 2 cm derinliğindeki yuvaya ucu çivilenip kalan kısmı çivi bağlantı üzerine bükülerek bu yuva içine yerleştirilir. Burada gördüğümüz resimler avlu kuzey kapısıyla önündeki revak arasında kalan yatay dereler. Şuradaki daha düzgün kalmış bir durumda. Yukarıya kadar yükselmiş ama şu kubbe ile beden duvarı arasında şöyle gördüğünüz gibi levhalar yok olmuş. Sadece aşağıda kalmış. Burası yine onları biraz üzerinde o sıralarda. Ama yatay dereden yukarı doğru yükseliyor. Devam ediyor. Biraz sonra sandalye takmışlar burada. Buraya kadar da devam ediyor. Alt kısım tamamen kuş gibi kaldı. Daha önce bir de Süleymaniye Camii'nden cami beden duvarı ile son cemaat yeri arasında duvarın yine böyle bir kurşunla kaplandığını göstermiştim resimde olarak. Kubbenin tepe noktasında kurşun kaplama üzerinde kubbeye demir zıvana ile sabitlenmiş altın yaldızlı bakır veya mermer alem bulunur. Burada gördüğümüz yine Süleymaniye Külliyesi'nden bir alem. Bu yerinden sökülmüş fakat soldaki resmin en sol tarafında bağlayıcı olan zıvana gözüküyor, taş kırılmış. Soldaki resimden de, yani onun da üzerine bir parça geliyor anlaşılan. İç kısım oyulmuş, yuvarlatılmış ve onun içine geçiyor. Yani bu geçmede sadece üst üste değil, biraz alt tarafta oyularak üstteki parça içine oturtuluyor. Evet, Süleymaniye Külliyesi yapılarından caminin doğu ve batı yan salonlarındaki küçük kubbelerle Kanuni Sultan Süleyman Türbesi kubbesi çift cidarlı kubbelerdir. Az önce de bahsettim. İçinde çalışma imkanımız olan türbede dış kubbenin çekme bölgesinde 1 metre 20 santim aralıkla yerleştirilmiş. ...20 santim çarpı 47 santim ve 3 metre yüksekliği olan tuğla örgülü omurgalarla içten desteklenmiş olduğu görülmektedir. (Gülüyor)
Süleymaniye Külliyesi inşaatı ile ilgili belgelere göre cami ana kubbesi için 255 adet ise bu pişmiş toprak eleman alınmış ve kubbe basınç bölgesinde hafifletme ve akustik amaçlı olarak kullanılmıştır. Cami kubbesinde sıva altından izleri fark edilen, bu onarımlardan önce izleri fark ediliyordu. Burada sol resimde görüyoruz. Örgü içinde yatayda aynı düzleme yerleştirilmiş 64 adet sebu bulunmaktadır. Bu resmi az önce de göstermiştim. Derinliği en üst resimde bir kere dibinin kapalı olduğunu görüyoruz. Onun altında derinliği 50 santim, genişliği ise dıştan dışa 1,5 santim kadar et kalınlığı var. 14 santim, yanılmıyorsam 11, 12, 13, 14 santim, evet. Ayrıca Süleymaniye Camisi is odası ile iç mekan arasında hava akımını sağlayan iki ucu açık 3 adet pişmiş toprak eleman vardır. Pardon, bu şimdi Süleymaniye'yi gösterdim. Bu Şehzade Camii Kubbesi'ndeki. Aynı amaçla kullanılmış bunlar. Bu da is odasının iki ucu açık. Sol taraftaki is odasındaki ucu, sağ taraftaki ise cami içindeki ucu bu toprak elemanların. Benzer elemanlarından, iki ucu açık olan elemanlardan, 4 adet de Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde iç kubbedeki çıkıntılı kilit taşı çevresinde 13 santim çapında, evet, ve 35 santim boyunda ve örgüden 5 santim çıkıntı yapacak şekilde yer almaktadır. Burada taşın etrafında 3 tane, yani dördüncüsü gözükmüyor soldaki resimde ama sağdaki resimde de kubbeden dışarıya çıkıntı yaptığını görüyoruz. Evet, burada dördünü birden görüyoruz. Türbede bunların iç mekana bakan ağızları delikli ince metal levhalarla kapatılmıştır. Örtü seviyesinde sebi kullanımına Süleymaniye Külliyesi, Hürrem Sultan Türbesi, Havsa Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, evet, burada duvar içindeyse bu Şehzade Camii'nin duvarlarında ama başka yapılarında duvar içinde karşılaşmadım bu anlamda görülebilen. Ama örtüde Hürrem Sultan Türbesi'nde tam ortadaki göbekte, soldaki üst resimde görüyoruz, biraz daha yaklaşınca ondan kollarından çıkıntı yapan 6 sebu gözüküyor. Yine üzeri ızgara ile kaplanmış. Havsa Sokullu Mehmet Paşa Türbesi'nde burada soldaki resim, bu kullanım ama örtüye geçiş elemanlarında sıkça rastlıyoruz. Sinan öncesinde de var aslında bu sebu kullanımı yahut desti kullanımı. Kökeni Mezopotamya'ya kadar kaynaklanıyor. Isı yalıtma amaçlı kullanıldığı da oluyor. Harran'da öyle bir tonoz var. Sırf küpler iç içe girmiş, inşa edilmiş. Bizans mimarisinde de var. Hafifletme kübü olarak geçiyor. Özellikle örtü seviyelerinde, örtü kubbe eteğinde ve örtüye geçiş elemanlarında hafifletme amaçlı olarak da kullanıldığı söyleniyor. Sağ tarafta üzeri sıvanmış ama yer yer izleri gözüken ve üzeri yine şeyle kaplı, metal kaplı sebuları görüyoruz.
Edirne Sokullu Hamamı'ndan. Burada ise Atik Valide Külliyesi Şifahane Hamamı'nda yine örtüye geçiş elemanı pandantifler üzerinde. Süleymaniye Camii ana kubbesi dışında yapı grubundaki diğer kubbelerde gözle tespit edilememekle birlikte inşaat ile ilgili belgelerde kubbe yapımı için kubbe gergisi, kubbe kiriş alımı bulunmaktadır. Özellikle kubbe için alındığı belirtilen bu demir kirişler büyük açıklık örten kubbelerde oluşan çekme etkisini almak üzere kubbe eteğine yakın bir kotlu örgü içine yerleştirilip demir simit ve bunun ortasına yerleştirilen demir zıvanalarla sabitlenmiş çekme çemberi olarak da kullanılmış olmalıdır. Cami ana kubbesinde sadece kubbe pencerelerinin kemer üzengi hizasında yerleştirilmiş bir kiriş sistemi izlenebilmektedir. Pardon, şurada gördüğümüz. Diğer pencerelerde böyle bir sistemle karşılaşmıyoruz camide. Taş kubbe örgüsü, kubbe geometrisine göre hazırlanmış ahşap iskele üzerine yerleştirilmiş ahşap kubbe kalıbı üzerinde kubbe eteğinden başlanarak kubbe geometrisine göre işlenmiş taşların birbirine duvar örgüsünde olduğu gibi taşlar üzerindeki deliklere eritilmiş kurşun ile sabitleştirilen yatayda kenetler düşeydi zıvanalarla ışınsal olarak yerleştirilip tepe noktasında bir kilit taşıyla tamamlanmasıyla oluşturulur. İmaret, mutfak mekanları ve hamamların soğukluk mekanları kubbelerinde havalandırma ve aydınlatma amacıyla kubbe fenerleri bulunmaktadır. Bu kubbelerde kubbe örgüsünün tepe noktasında kilit taşı olarak içi oyulmuş çökken veya çember biçiminde bir taş yerleştirilir ve bu taşın üzerine yani yüzeylerinde pencere benzeri açıklıklar bırakılan taş bir strüktür yerleştirilerek üzeri iç mekana yağmur suyunun girmesini engellemek amacıyla küçük bir kubbe ile örtülür. Sinan yapılarında kullanılan tonoz türleri basık aynalı tekne tonoz, çapraz tonoz, aynalı çapraz tonoz, kaburgalı çapraz tonoz, yarım çapraz tonoz ve beşik tonozdur. Edirne Ali Paşa Çarşısı'nda uzun bir mekanı örten beşik tonoz yer yer altından kemerlerle desteklenmiş ve açıklığın da fazla olması nedeniyle demir gergilerle üzengi hizasında bağlanmıştır. Beşik tonozların bazılarında kemer sırt çizgisi olarak yarım tuğla kullanılmıştır. Süleymaniye Külliyesi Mimarhanesi'ndeki beşik tonozlardan sıvası dökülmüş ve kısmen yıkılmış olan bir beşik tonozun yapım tekniği açıkça görülmektedir. Tonozun üzengi hizasından başlayarak her iki yandan karşılıklı tuğlaların duvara paralel olarak ışınsal yerleştirilmesiyle tonoz tepe noktasına kadar örüldüğü, tepe noktasında ise kenarları düzgün bir şekilde kırılarak veya özel imalat, kemer taşı biçimi verilmiş tuğlaların duvara ve tonoz örgüsünü oluşturan tuğlalara dik olarak kemer kilit taşını andırır biçimde yerleştirilmesiyle tonozun tamamlandığı görülmektedir. Olarak geliyor. Diğer tuğlalara burada da kilit taşı şeklindeki tuğlayı görüyoruz. Böyle bir tuğla kullanımına yahut imalatına Kütahya Kalesi'nin Bizans dönemindeki bir kemerde de karşılaştım. Bu tip özel bir tuğla. Yani onu kesiyorlar mı, özel mi şey yapıyorlar bilemiyorum. Evet, diğer tonozlardan örneklere bakarsak tonozlar kalıp üzerinde örülüyor. Ondan eminiz. Birkaç örnek göstereceğim. Ama burası işlemiyor. Sağ ol. Tamam. Evet, bu basık aynalı tonoz.
İç sıvalarda da sıvayı tutması için çivilerden bahsetmiştim. Rabi Medresesi'nden ve üzerinde gördüğümüz sıva üzerindekiler çivi. Herhalde sıvanın üzerine bir bezeme yer alıyordu. Yani bu çiviler bir şekilde kapatılıyordu içeride. Normalde gözükmüyordu. Kaburgalı aynalı tonoz, tahta kale Rüstem Paşa'nın bodrum katında var. Tabii bunlar boyalı, ne olduğu da çok anlaşılmıyor maalesef. Umarım görmüş. Kılıçeli Paşa Camisi'nin galerisinde ve Atık Valide Külliyesi Camii'nde, Avlu Camii'nde de avlu giriş kapılarında görüyoruz. Kaburgalı aynalı tonoz, bu Sinan'ın bir şeysi, varyasyonu. Kaburgalı bir tonozun üzerine cüz olarak kapatıp aynalı tonoz haline getirmiş. Çok yoğun kullanmamakla beraber çapraz tonoz kullanımıyla da karşılaşıyoruz. Payaz Sokolu Mehmet Paşa Külliyesi'nde dükkanların önündeki koridorun örtüsü. Tonozların genelde iç yüzeyleri sıvalı, dış yüzeyleri ise kurşun kaplıdır. Kurşun kaplama tekniği kubbelerdekinin aynıdır. Sinan yapılarında dar mekanların örtüsünde kullanılan düz taş levha tavanlar da duvar üzerine yerleştirilen demir profiller üzerine taş levhaların yerleştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Burada Edirne Selimiye'den Hünkar Mahfili'ndeki koridordan bir görüntü. Ve demir kirişte gözüküyor. İki taş bunun üzerine oturarak tavanı oluşturuyor. Evet, son olarak da taş örgü kubbelerin tümünün çatısı kurşun kaplama değildir. Taş örgüsü açıktır. Sinan yapılarında taş kubbeler zaten küçük kubbeler, girişler, avlu girişlerinde vesaire de kullanılıyorlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İlknur hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocalarımıza yöneltmek istediğiniz soru, yorum, katkı olacak mı? Lütfen buyurun Fırat hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Ben de cevap veririm. Yani ben de bir şeyler derim. Tamam. Sen başla. Benim düşüncem sizin ifade ettiğiniz gibi hocam. İkinci kısımda geniş açıklık olduğundan dolayı taşlarda şöyle bir anizotropi kavramı var. Taş mekaniği, kaya mekaniği dediğimiz şeye girdiğimiz öğretiye. Bir taşın yöne bağlı olaraktan gelen yüklere karşı gösterdiği davranıştaki değişiklik. Yani dolayısıyla Sinan belki geniş açıklıklarda tek tip bir taş kullanıp o homojeniteyi sağlamak amaçlı düşünmüş olabilir. Kalem işiyle de onu renklendirmiş olabilir. Diğer kısımlardaki açıklıklar daha küçük olduğundan dolayı revax kemerlerindeki gibi orada tezniyat amaçlı renkli farklı taşları kullanmış olabilir. Büyük bir ihtimal açıklığın genişliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani taş anizotropisiyle alakalı.
Yani ben de benzer bir şey diyecektim. O boyamanın Sinan zamanında olduğu bence de şüpheli. Onu olduğu gibi de buraya. Evet. Başka soru var mı acaba? Buyurun. Selçuk Hocam. Hocam armutluğu hiç duymadım ama serçe gözlüğünü iki kısımda yazılı belgelerde geçiyor. Biri aklı siyahlı diye yani siyahlı ve beyazlı olarak o içindeki mineralleri tanımlıyor büyük bir ihtimal. Siyah renkli olanlar büyük bir ihtimal işte mika minerali dediğimiz mineraller. Beyaz olanlar da kuvars ya da feldespat dediğimiz mineraller. Kızıl serçe gözlüğüyle geçen porfir. Aklı siyahlı serçe gözü geçen ise Mısır Asuan graniti. Yani büyük bir ihtimal onların olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yazılan belgelerde de özellikle ona şey yapıyor. İşaret ediyor yani revaklı sütunlarda kullanıldığına dair. Ama armutluğu duymadım açıkçası. Bu bölgeden istiyor. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Yani oradaki jeolojik yapının içerisinde açılmış bir ocak mı yoksa bir yapının kalıntısı mı? Yani öyle bir durum da söz konusu. Yani devşirme Mısır porfiri de olabilir oradan getirilen. Yani o yani acaba ocaktan mı direkt? Mesela evet. Yani Çanakkale'de mesela Eynek Adası'nı, Ezinek Adası'nı yazmış olduğu hükümde Çığrı Dağı'nın eteğindeki ocaklardan diyor. O granit Kestanbol graniti. Yani o bölgenin jeolojisini oluşturan birimin içinde açılmış bir ocak. Ama öteki türlü bir yapıdan, o yapının harabesinden, kalıntısından çıkarılmış olan bir taş da olabilir. Evet. Yani mesela Süleymaniye Camii için Anadolu Kavağı'ndaki bir kiliseden de Mısır Asuan graniti sütun getirildiği söyleniyor. Mısır Asuan graniti orada çıkmıyor. Yani öyle de bir durum söz konusu olabilir hocam. Başka sorumuz var mı? Buyurun Demet Hocam. Yani bu konuda ben kesin bir şey söyleyeyim. Ben akustik uzmanı değilim. Statikçi de değilim. Ama statikçilerle konuştum. Yani akustik uzmanı ülkemizde yok herhalde. Öyle birine rastlamadım şimdiye kadar. Süleymaniye Kubbesi'nde bulunduğu noktaya bağlı olarak o kubbenin çekme, gerilme şeylerine bağlı bir açıklama getirdi. Ama ben bu konu içi boşluklu malzemenin kullanımının örneğin Hasan Keyf'te bir tonozda var dedim ve Mezopotamya'da birçok yerde var.
iç içe geçmiş. Hatta Sinop'ta Roma döneminden bir kubbe restitüsyonu yapmışlar. Parçaları bulmuşlar iç içe geçirerek. Hafifletme amaçlı olduğunu da düşünüyorum. Veyahut ısı kontrolü içinde, özellikle Mezopotamya ve Hasankeyf için. Çünkü içinde hapsettiği hava bir izolasyon oluşturuyor. Yani çok amaçlı diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Yani hamamlarda filan, özellikle beylikler dönemi zamanı yapılarında ben çalıştım. Hamamların bütün şeylerinde, pandantiflerinde bu boş kubbelerle, küplerle karşılaştım. Orada akustiğe de pek gerek yok. Ufacıcık bir mekan. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ben sadece bulgularımı paylaşıyorum burada. Başka soru? Buyurun. Evet. Evet Aytaş sen. En alt seviyede kaplan postu. Kaplan. Evet. Beyaz onun evet. Üstünde. Sonra şeker. Şeker. Gri. Gri. En üstte de menekşe. Menekşe. Bir de şey soracaktım. Bu Horasan Tanrı'nı anlatırken onun şeyleri nasıl işte bir tuğla tuzlu bir şey ile alakalı. Hani tuğla tuzlu. Bileşimi mi? Ha, bileşimini soruyorsun. Kireç, kum, evet. Harcı soruyorsun değil mi? Evet. Horasan harcının bileşimi. Evet, tamam. Öğrencilerimiz sizi bulmuşken hazır notta tutmayı ihmal etmiyorlar. Kireç, kum, tuğla kırığı, tuğla tozu. Tabii su. Suyu burada saymadım da. Sıva biraz. Sıvada ek olarak bir şey var mı? Sıvada ek olarak lif var. Evet. Saman veya keten lifi. Kullanıldığı yere göre de değişiyor evet. Herhalde. Saman tamam. Genellikle kubbede geçiyor. Geçim. Duvarlarda keten. Evet. Sağ olun. Rica ederim. Peki. Başka soru yoksa hocalarımızı da dinlendirelim. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma bu değerli bilgileri bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aylık konferanslar dizimizde devam edecek. Peki böylece kapıyorum. Ayağınıza sağlık. Ben de ara verdiğim için özür dilerim.